Selamlar güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocan. Rehber Matematik'te yepyeni bir seriyi bu videoyla başlatıyoruz. Serimizin adı Full Tekrar Serisi. İster 49 günde TYT Matematiğe devam et ya da bitirmiş ol. İstersen 65 günde AYT Matematik kampımızı devam et ya da bitirmiş ol. İçerisindeki konuların her birini tekrar etmek istiyorsun. En güzel tekrarlar neyle yapılır? Full tekrarlarla diyorum. Cömler gelsin. Ne yapacağız full tekrar aşamasında? Arkadaş dedik ya serimizin adı full tekrar serisi. Bu video 3 aşamadan oluşacak. Hatta bundan sonra gelecek bütün videolar 3 aşamadan oluşacak. Birinci aşama konu anlatımını yani konu tekrarını yapacağız beraber. Nasıl ki temel kavramlar konusu ilk başlığımız bu başlık adı altında ne anlattıysak neler anlattıysak hepsinin tekrarını hızlıca yapacağız. İkinci aşamaya geçeceğiz. Yukarıda anlattığımız konu anlatımını destekleyecek nitelikteki kazanıma ait soruları soru avcısı bölümünde göz çözeceğiz. Evet buradaki soru avcısı bölümündeki sorular çok zor olmayacak. Ama yukarıdaki kazanımları hatırlatacak. Konuyu sana en güzel şekilde tekrar ettirecek sorulardan oluşacak. Peki soru avcısı bitti. ikinci aşama bitti. İşte üçüncü aşama. ÖSYM'nin tıpkı ÖSYM tipindeki sorularını çözeceğiz. ÖSYM'nin bugüne kadar o konuyla ilgili sormuş olduğu ya benzer soruları ya da çok çok benzer soruları ya da çıkabilecek soruları beraber halledeceğiz. O zaman hazırsan birinci aşama konu anlatım için gönder gelsin diyor. Evet başlığımız temel kavramlar ki temel kavramlar aslında çok uzun bir bölüm. Ne anlattık peki temel kavramlar adı altında? Her birini yavaş yavaş tekrar edelim birlikte. Önce dedik ki sayı kümelerini bilmelisin ve bu sayı kümeleri içerisinde özellikle neleri bilmeliyiz? Bir, rakamı bilmek zorundasın. Çünkü bütün sayıları rakamlar sayesinde yazıyorduk. Ve tanımlarken şöyle dedik. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam adı verilir. Ve rakamlar R ile hani R kümesiyle gösterirse 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani tas tamam 10 tane ne vardı? Rakam vardı. Bir sonraki kümemiz neydi? Doğal sayılar kümesiydi. N 0, 1, 2, 3, 4, 5 artı sonsuza kadar giden bu kümeye doğal sayılar kümesi adını verdik. Sıfır var bak bu kümenin içerisinde. Ama bir sonraki küme Saymaya başla desem saymaya kaçtan başlarsın? Tabii ki birden başlarsın. O halde ne artıyla gösterdiğimiz 1, 2, 3, 4, 5 yine artı sonsuza kadar gidiyorum. Bu kümeye de sayıma sayıları kümesi adını verdik. Bir sonraki küme. Diğer bir önceki söylediğimiz bütün kümeleri kapsayan daha büyük bir küme. Hani yukarıdakilerin içerisinde negatif sayılar var mı? Yok. İşte bunların içerisine bir de negatifleri dahil ettiğimde Z yani tam sayılar kümesi geliyor. Eksi sonsuzdan başlıyor. Artı sonsuza kadar gidiyor. Ama tam sayılar kümesini yazarken iki bölüm oluşturdum. Pozitif tam sayılar ki z üzeri artıyla gösterdim. Nereden başlar pozitif tam sayılar? 1, 2, 3, nokta nokta artı sonsuza kadar gider. Negatif tam sayılar üstünü z eksi ile gösterdik. Eksi sonsuzdan geldik. Eksi 2, eksi 1 dedik orada bitirdik. Yani tam sayılar kümesini oluştururken negatif tam sayılar, birleşim, İçerisine sıfırı dahil ettik. Sıfır bak nötr değildir. Ne pozitif ne negatiftir. Nötr de fizikte bizde yok. Birleşim diyorum. Z artı yani pozitif tam sayılar kümesini de buraya ekledik mi tam sayılar kümesini elde ediyoruz. Şimdi geldim bir sonraki kümemiz olan rasyonel sayılar kümesine. Ama ilerleyen başlıklar adı altında tek başına rasyonel sayıları işleyeceğiz. Ama en azından bu sayı kümesinin ne olduğunu bilmek adına nelerden oluşacak dedik. A bölü B'lerden oluşacak. A'lar da B'ler de kimin elemanı olacak? Tam sayının. Ama B ne olmayacak? Sıfır olmayacak. Sıfır olursa ne oluyordu? Payda tanımsız oluyordu. Bu şekilde yazılabilen tüm sayılara biz ne dedik? Rasyonel sayı dedik. Peki rasyonel sayılara örnek verdiğimiz zaman içerisinde eksi 2, 3'ü, 1 bölü 2 verdik değil mi? Tam sayılarda, kesirli sayılarda rasyonel sayılara örnek olabiliyordu. Hatta hatta kök 4 de bir rasyonel sayıdır. Çünkü kök 4 kökün dışına çıkabiliyordu 2 olarak. Ha, güzel bunu da hatırladık. İrasyonel sayılar neydi? Rasyonel olarak ifade edilemeyen sayılardı. Örneğin kök 3 sayısını rasyonel biçimde yazamazsın abi. Hatta hatta bunun mantığını şöyle kurmakta fayda var. Normalde diyelim ki ben bir ondalıklı sayı yazsam 0,13 yazsam 0,13'ün ondalıklı yani sıfırdan sonraki kısmını biliyorum. Ama köküçü açmaya çalıştığımda o ondalıklı yani virgülden sonraki kısmın nasıl devam ettiğini, nereye kadar gittiğini bilmiyorum. Sonsuza kadar gidiyor. Ama belli bir kurala gitmiyor. Kafaya göre gidiyorlar. Ne yapacağız? Ha işte onlar irasyonel oluyor. Mesela bunlara verilecek en güzel örnek nedir? Pi değil mi? Kullanıyorsun hatta bunu. Euler sayısı var ki E ile gösterilir. 2,71 diye devam eden bir sayı. O da sonsuza kadar belli bir kurala göre gitmiyorlar. Neyi yazabilirsin? Mesela kök 8'i de yazabilirsin. Son dönem 2024 TET'de de buradan soru gelmişti bilgin olsun. Kök 8 ama hocam kökün dışına bir kısmı çıkıyor. Tamamı çıkamadığı için irasyonel. Peki reel sayılar kümesi dediğimizde aslında bunu bir küme işaretiyle göstermeyelim. Bütün sayı kümeleri reel sayılar kümesi içerisindedir. Hani ben yazacak olsam doğal sayıları, pozitif doğal sayıları, sayma sayılarını, tam sayıları, e, işte efendime söyleyeyim Q'la gösterdiğimiz rasyonel sayıları, Q'nun üstüne yaptığımız irasyonel sayılar kümesinde içerisine depiştiriyorsun. Reel sayılar kümesini onu da büyük R harfiyle gösteriyoruz. Tabi buna... Sadece reel sayılar kümesi demiyoruz. Gerçek sayılar, gerçel sayılar kümesi adı altında da anılıyor. Şimdi gel bakalım. Hemen arkasından ne anlattık? Dedik ki biraz işlem yapmamız lazım. Şöyle bir şey yapalım. Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımı en büyük değeri istendiğinde sayıları birbirine nasıl seçelim dedik? Yakın seçelim dedik. Burada toplamları verilen derken toplamları sabit olan anlamında. Yani ben sana A ve B doğal sayısını versem bunların toplamları sabit bak A artı B gibi bir sabit değer elde ettim. Ama ben sana dedim ki A çarpı B en büyük ne olabilir dedim de sayıları bildiğin birbirine olabildiğince yakın seçiyorsun. Onu elde etmek için 5 ile 5'i toplayıp onu elde edebiliyorsun. Sayılar farklı demediği için sıkıntı yok. 5 çarpı 5 ne oldu? 25 oldu. Peki sayılar birbirinden farklı deseydi ne yapacaksın? Birini 4 birini 6 seçecektin. 4 kere 6 ne yapacaktı? 24 yapacaktı. Ama bak yine de sayılar birbirine ne kadar yakınsa ya da eşitse değer o kadar büyük çıkıyor. Güzel bunu hatırladım. Selim, hocam A çarpı B'nin en küçük değeri için sayıları birbirinden olduğunca uzak seçiyorsun. Örneğin 0 artı 10 seçsem çarpımları ne çıkar? 0 çıkar. Olabilecek en küçük değer oldu tabii doğal sayılarsa. Tam sayılar derse içinde içerisine negatif sayılar da giriyordu. Hocam peki 0 hariç dese ne yapacaktık? 1 artı 9 yazacaktın. Oradan da 9 çarpı 1'den ne gelecekti? 9 gelecekti ama en küçük değer olabildiğince uzak değerler bu doğal sayılar için geçerli. Ama yukarıda toplamları sabit diyordu. Ama bir de bunun çarpımlarının sabit olduğu durum var. Çarpımları verilen ya da çarpımları sabit olan iki doğal sayının toplamı en büyük değeri istendiğinde sayılar birbirinden uzak seçilir. En büyüğünü istiyorsan bu sefer uzak seçeceksin. Çarpım kaç? 12. Ne istiyorum hocam? A artı B'nin en büyük değerini. Uzak seç diyor. Nasıl seçebilirim? Bu arada ikisi de doğal sayı tam sayı dediğinde işler değişiyor biliyorsun. E hocam 1'e 12 seçsem çarpımları 1 çarpı 12'den 12'yi verir. 1 artı 12 yazdığımda da en büyük toplamımı elde ediyorum. Aynen öyle elde ediyorsun. Peki A artı B'nin en küçük değerini istediğinde ne yapacağım? Sayıları olabildiğince birbirine yakın seçeceğim. Örneğin e, 3 ile 4'ü seçebilirim değil mi? Daha da fazla yaklaştırabilirim. Ya da 4, 3 ikisi de aynı şey. 3 ile 4'ün toplamı ne yaptı? 7. Toplamında en küçük olduğu değer ne oluyor? Çarpımlardaki en yakın değerlerle sağlanıyor. Hemen arkasından artık dedik ki sayı kümelerinde tek çift sayıları anlatalım. Tek sayı ne demekti? Tek sayı şu demekti. 2'nin katı olmayan sayılara tek sayılar denir. Yani 2 ile tam bölünemeyen sayılardı. Negatiflerden başlasam. Eksi 5, eksi 3, eksi 1, artı 1, artı 3, artı 5 yine artı sonsuzlara kadar gidiyordu. Eğer n bir doğal sayıysa ya da tam sayıysa diyelim daha doğru olur. 2n artı 1 ne oluyordu? Tek sayıları bize gösteriyordu. Aynı şekilde 2'nin tam katı olmayan sayılara ne dedik? 2'nin tam katı olan sayılara çok özür diliyorum. Çift sayılara adı verdik. Bunları da yazarken eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, nokta nokta sonsuza kadar götürebilirim. Bunları da gösterirken ne eğer bir tam sayıysa 2n ile ne yapabilirim gösterebilirim. Bu da çift sayıları bize gösteriyordu. Peki teklik çiftlikten bahsettikten sonra hemen arkasından ne yaparsın? Tekliği çiftliği 4 işlemde kullanırsın çarpma ve toplamada ya da çıkarmada kullanacağız. Peki başlayalım bakalım. T'yi tek sayı, Ç'yi çift sayı olarak kullanacağım. Toplayalım bakalım. Kimleri toplayacağız hocam? Tek sayıyla tek sayının toplama. Kafadan hemen yapabilirsin. 1 ile 1'i topladın hocam ne çıktı? 2 çıktı. Yani çift sayı çıktı. 2 tek sayının toplamı çifttir. Tek sayıyla çift sayının toplamı nedir? 2, 1, 3. Yani tek sayıdır. Aynı mantık burada da geçerli mi? Çiftle tekin toplamı. Yerleri de değişse toplama işleminde bir şey değişmiyordu. O yüzden burası da etkidir. Peki çiftle çiftin toplamı? 2 2 daha 4. Yani yine çift sayı geliyor. Burası tamam. Bu zaten güzel. Ama en çok soru nereden geliyordu? Tabii ki çarpmadan geliyordu. Çarpmanın da tek bir kuralı var. İçerisinde bir tane bile çift varsa cevap çift. İkisi de tekse cevap tek. Diğer bütün durumlarda bir tane bile çift olayı bitiriyordu. Güzel. Hatırlamaya devam. N bir sayma sayısı olmak üzere diye başladık. Tek sayının kuvvetlerini aldığında bak negatif falan yok sıfır da yok işin içerisinde. 1, 2, 3 gibi kuvvetlerini alacaksın. Yani tek sayı sürekli tek sayıyla çarparsan cevap tek çıkar. Hatta buraya direkt tek yazalım. Çift sayının da yine sayma sayı kuvvetleri 1, 2, 3, 4 gibi ne çıkacaktır her zaman? Çift çıkacaktır. Benim burada özellikle sayma sayısı dememin sebebi şu. 2 üzerine 0 yazdığım an 1 teke dönüşüyor. Ama 0 özel bir durum. 2 üzerine eksi 2 yazdığımda 1 bölü 4 geliyor ki. Rasyonel sayılardan bahsettin de teknik çiftlikten bahsedemezsin. Teknik çiftlik nerede geçerli? Tam sayılarda geçerli. Burası da önemli bir nokta. Geldim. Pozitif, negatif sayıları anlatmıştık. Sıfırdan büyük sayılara pozitif sayılar, sıfırdan küçük sayılara negatif sayılar denir. Dedik aslında mevzu sayı doğrusunun etrafında oluşuyor. Sıfır, nötr yok. Ne pozitif ne negatif. Bu taraf pozitif tam sayılar ya da bu tarafa ne diyeceksin? Negatif. Tam sayı demek zorunda değilsin. Pozitiflik, negatiflik için senin tam sayı demene gerek yok. Peki ne yapacağız? Yine pozitif sayıları kendi aralarında eğer toplarsak cevap yine ne gelir? Pozitif. Negatif sayıları kendi aralarında toplarsak cevap negatif gelir. Herkesin karıştırdığı ama senin asla karıştırmaman gereken noktaya geliyorum. Ki burada güzel bir taktiğim var. Eğer A sayısı B sayısından küçükse ve küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyorsam kimin negatif kimin pozitif umurumda değil abi. Cevap her zaman negatif. Küçükten büyük çıktı mı cevap negatif. Değiştirdim. Şimdi dedim ki A büyük olsun B küçük olsun. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum ama hocam şu negatifi abi hiç önemli değil. Büyük sayıdan küçük sayı çıkıyorsa ister pozitif ister negatif hiç fark etmez. Büyükten küçük çıkıyorsa cevap her zaman pozitif. Peki çarpımlarla ilgili bilgi neydi? Pozitifle pozitifin çarpımı pozitif. Negatifle negatifin çarpımı pozitif. Pozitif negatif, negatif 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 pozitif yine negatif olarak gelecek. A ve B gerçek sayı olmak üzere. Yine dikkat dediğimiz nokta. A sayısı sıfırdan küçük yani negatif. B sayısı pozitif olsun. A'nın çift kuvvetleri her daim beni nereye götürecek? Pozitif değerlere götürecek. Çünkü sen negatif bir sayıyı yan yana iki tane, dört tane, altı tane yani çift adet çarpınca eksiler birbirine götürdü artıya dönüştü. A'nın tek kuvvetleri yani negatif sayıların tek kuvvetleri tabii ki negatif gelecek. Ama senin sayın pozitifse ister üstün tek olsun ister çift olsun abi hiç fark etmez. Her daim pozitif geleceksin. Peki hemen arkasından hangi başlıklar atıldı? Ardışık sayılar başlığı atıldı. Yine artışık sayının tanımı önemli. Hatta her şeyi geçtim. Matematikte tek önemli bir şey var. O da tanım, tanım, tanım. Hiçbir şey bilmiyorum. Tanımı biliyorsan sorunun yarısını çözüyorsun zaten. Belirli bir kurala göre ardarda arda gelen sayılara ardışık sayılar denir. Ben sana ardışık sayılar dediğimde ardışık tam sayıları düşüneceksin hemen. Aklına gelen de eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Allah çok eksilerden başladık. 1, 2 nokta nokta artı sonsuza kadar gideceksin. Ardışık tek sayılar dersem. He hocam eksi 3, eksi 1, 1, 3 nokta nokta gittim. Ardışık çift sayılar dersem. Ardışık istiyor benden. Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4 şeklinde sonsuza kadar gidebilirim ama ardışıklar da sınırda koyabilir tabii ki bana. Devam ettim. Ardışık 2 tam sayının toplamı nedir? Yani ardışık 2 tam sayının toplamı çift midir tek midir? Bana bunu söyleyebilir misin? Ardışık iki tam sayı. Hocam, iki tane tek sayı olsa, pardon, tek sayı demiyor. Ardışık tek sayı diyor. Biri tek, biri çift olabilir. Ya da niye oraya yazıyorsam? Hocam, bu sayılardan biri tek, biri çift olabilir. Topladığımda tekle çiftin toplamı nedir? Tek'tir. Ya da önce çifti vermişimdir, sonra teki istiyordum. Bunların da toplamı yine ne olacaktır? Tek olacaktır. İnanılmaz güzel bir bilgi. Peki, Ardışık iki tam sayının farkı nedir? Ya fark eder mi arkadaş? Bu ardışık sayıların biri tekse biri çifttir. Haliyle farkları da yine ne olacaktır? Tek sayı çıkacaktır. İster çiftten teki, ister tekten çifti çıkar sonuç hep tek sayı olur. Peki ardışık iki tam sayının çarpımı nedir? Arkadaş biri tek biri çift olur ya da biri çift biri tek olur. Otomatikman cevap içerisinde bir tane bile çift olduğu için her daim çift sayı gelir. Güzel bir tekrar oluyordur umarım. Hadi bakalım yola devam. Hocam ardışık sayıların terim sayısı yani terim sayısını veren formül burada E Gauss akıllara getiriyorduk. Ama terim sayısı tabii E Gauss'la alakalı değil. Terim sayısı formülü neydi? Son terimden ilk terimi çıkartıyorum artış miktarına bölüyorum ama en sonunda biri eklemeyi unutmuyorum. Yani 3'ten 150'ye kadar kaç sayı var dediğinde buradaki formülü kullanacaksın. Yine bu formül çok önemli bir formül. Çünkü sadece TYT matematikte de değil, AYT matematikte de değil. Hatta sadece yukarıdaki başlıktaki yazdığı gibi temel kavramlarda değil. Her yerde karşımıza gelebiliyor. Peki ardışık terimlerin toplam formülü neydi hocam? Örneğin 3, 5, 7, Tek sayıların toplamı gibi. Hiç fark etmez. İşte orada e-gaus devreye giriyordu. Sondan baştan, sondan baştan topluyordun değil mi? O zaman öyle yapalım. Son terim artı ilk terimi yazdık. Bak bunu parantez al. Böyle ezberlemek daha kolay olacaktır. Terim sayısının, terim sayısının yarısıyla çarpacaksın. Terim sayısının yarısıyla yani terim sayısını ikiye bölüp çarpacaksın. Niye? Bak buradaki terim sayısının yarı kadar, yarısı kadar çift vardır. Ve bu çiftlerin hepsinin toplamı son terimde ilk terimin toplamı kadardır. Haliyle son terim artı ilk terim çarpı terim sayısının yarısı. Ha, çoğu yerde formül şöyle veriliyor. Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı sayısı tamamının altına böyle ikili yapılıyor ama bence akılda kalan kısım sanki şöyle. Eagles dediğinde aklına direkt o gelecek. Bir sonraki başlaması yine önemli konulardan biriydi. Asal sayılarda. Peki asal sayı ne demek? Tanım, tanım, tanım. Tanımı anlamazsan asal sayının ne olduğunu da anlamıyorsun. Birden ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayılar denir. Neden bir asal sayı değil? Çünkü birden büyük tanım öyle diyor. Peki asal sayılar içerisinde neler vardır? En küçükten başlarsan 2, 3, 5, 7, 11, 13. nokta 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 bu da sonsuza kadar gidiyor. Geldim. En küçük asal sayımız tabii ki 2'dir. Aynı zamanda bu 2'den başka çift asal sayı yoktur. Örneğin 2 asalın çarpımı eğer çift çıkıyorsa o asallardan biri kesinlikle 2 olacaktır. 2 asal sayının toplamı tek sayı çıkıyorsa normalde asal sayıların 2 hariç hepsi tek. Tekle tekin toplamı çifttir. Eğer tek sayı çıkıyorsa 2 asalın toplamı bu asallardan biri kesinlikle 2'dir. Formül. Ya formül değil. E, i̇şin içerisinde kolaylık sağlar. Ardışık asalları sorduğumda sadece 2 ve 3 ardışık asaldır. Başka hiçbir ardışık asal sayımız yoktur. Peki çok karıştırılır asal sayıyla. Çünkü aralarında asal sayı olabilmek için sayıların asal sayı olmasına neydi? Gerek yoktu. Çünkü birden başka pozitif ortak böleni olmayan 2 veya daha fazla pozitif tam sayıyı aralarında asal sayı diyor. Örneğin 5 ile 13 aralarında asaldır. Ortak bölenleri yoktur birden başka. Ama hocam ikisi de asal sayı. Evet ikisi de asal sayı aslında ama başka mesela 4 ile 21 ikisi de asal sayı değil. Ama ikisinin de birden başka ortak böleni yok. Bu nasıl asal? Ardışık. Ardışık sayıların hepsi aralarında asaldır. 1, 3, 1, 10, 1, 18 bunların hepsi yani 1 ile bütün sayılar arasında asaldır. Çünkü birden başka ortak bölenleri yok. Tanıma uyuyor abi tanıma. Tanıma uyduğu için olayı kurtuluyor. Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Yukarıdaki aslında 8 ve 9 buna en güzel örnekti. Peki x ile y arasında asalsa x bölü y bunların yazılabilecek en sade haliydi. Hatta ileride dedik problemler de karşımıza çok gelecek. Nasıl kullanacağız? x ile y kendi arasında asal. a ile b kendi aralarında asal. x bölü y eşittir. a bölü b diye bir ifade verirsem sana herkes karşısındakine eşit olacak. Ama tek bir şartım var. x ile y kendi arasında asal ile ve kendi arasında asal daha fazla sadeleşemeyecekler. Anlaştık mı? Bu durumda herkes karşısındakine eşittir. Yani x eşittir A, y eşittir b şeklinde yazılabilir. Yine soruların ücra noktalarında çıkar buradaki kısım. Asal çarpanlarına ayırma. Biz bir as sayıyı asal çarpanlarına ne yapıyorduk? Ayırabiliyorduk. Hangi sayıları? Birden büyük her doğal sayı asal, çarp asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabiliyor. 12'si, 60'ı, 70'i, 120'si. Hepsi asal sayıların çarpımı şeklinde yazılıyor aslında. Bütün sayılar birden hariç. ABC birer pozitif tam sayı. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar. Bak sayıyı alacağız. Bunlar da asaldı ya. Üstlerine de kuvvetlerini kullanarak biz herhangi bir A sayısını istediğimiz gibi asal sayıların çarpım biçimde yazacağız. A sayısını asal çarpanlarına asal çarpanlarına ayrılmış hali denir. Tamam mı? Bu duruma A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hal Örneğin 120'yi asal çarpanlarına ayıracağında ne yapıyorduk? Uzun uzun önce 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm gitti hocam. Yani kuvvetler şeklinde yazıyorum. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı 5. Ama uzatmaya da gerek yok. Bak 120 aslında 2 çarpı ya da daha büyük düşün. 30 çarpı 40'tır. Oo, ne yapıyorsun hocam? 30 çarpı 30 çarpı 4'tür hocam. 4 dediğim sayı 2'nin karesidir. 30 dediğim sayı 2 çarpı 15'tir. 2 ile 2'yi çarptım 2 üzeri 3'tür. 15 de 3 çarpı 5'tir. Bu şekilde ayır. İstersen bu şekilde ayır. Hiç fark etmez. Tamam mı? Asal çarpanlarına ayrılıp yazılabilir birden başka diğer bütün doğal sayılar. Peki sorum şu. 18 sayısının pozitif tam sayı bölenleri nasıl bulunabilir? Ya da kaç tanedir desem ne yaparsın? Uzun uzun önce bir yazalım. Pozitif bölenleri 1'e bölünür 18, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür, 7, 8 olmaz, 9'a bölünür hocam. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yani kendine bölünür. Kaç tane saydın? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık bunun kolayı var. 18 sayısı asal çarpanlarına ayrılır. Asal çarpanlarına ayırdım. 18'in asal çarpanlarına 2 çarpı 3'ün karesi. Ne yapıyorsun? 2'nin üstünde 1 var. Yani asal çarpanların üstündeki 1'e 1 bir ekliyorsun. Çarpı. 3'ün üstünde 2 iki var. 2'ye 1 ekliyorsun. Eşittir. 2 çarpı 3'ten kaç taneymiş? 6 tane. Demek ki uzun uzun yapmaya gerek yok. Peki negatif tam sayılı bölenleri ne der dediğimde aslında pozitife ne yazdıysan aynalarının ters işaretlisini negatiflere yazacaksın. Mantıken o zaman burada da yine kaç tane olacaktır? 6 tane. Ya kaç tane pozitif varsa o kadar negatif olur. Ne olabilir ki başka? Şimdi ABC asal sayılar olmak üzere üstlerini yazdık. Pozitif bölen sayısı yukarıda yazdığımız formül. Artık formülüze edelim. X artı 1 çarpı Y artı 1 çarpı Z artı 1. Üstlerine bir ekleyip çarpıyorsun. Ne zaman? Asal çarpanlarını ayırdıktan sonra. Po negatif bölen sayısıyla aslında pozitif bölen sayısı aynıdır. Tekrar tekrar formülle yazmanın anlamı yok. Peki tam bölen sayısını sorduğunda Bak buradan bu kadar geliyor. Buradan bu kadar. Yani aynı miktarda daha geliyor. O zaman 2 çarpı x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1 olmaz mı mantıken yani. toplamda? Güzel. Bunu da verdik. Geldik son bölümlere artık. Sayı basamaklarına geldik. ÖSYM'nin her sene ister TYT'de ister AYT'de her daim sorusunun bank olduğu bölümlerden biri. Aslında anlatacak çok fazla bir şey yok. Ama işlemsel olarak çok şey yapılıyor bu bölümde. A, B, C, D dört basamaklı doğal sayılar olmak üzere. D bizim için nedir? Birler basamağıdır. Hadi gel yazalım bunları. Birler basamağı. Burası bizim için nedir? Hocam burası bizim için onlar basamağıdır. Burası bizim için nedir? Yüzler basamağıdır. Tamamdır. B burası nedir? Binler basamağıdır. Binler basamağıdır. Aslında buradaki mantık şu. Verilen A sayısını binle çarpıyorsun. Verilen B sayısını 100 çarpıyorsun. Verilen C sayısını ya da rakamını 10 çarpıyorsun. Onlar basamanda olduğu için. Birler basamanındaki D'yi de ne ile çarpıyorsun? 1 ile çarpıyorsun. İşte bunların toplamına da basamak analizi ediyoruz. Yani sayı basamaklarına ayırıyoruz. Anlaştık mı? 2 basamaklı en büyük tam sayıyı sorsam sana. 2 basamaklı en büyük tam sayı. E 99'dur hocam. Şöyle bir teyit edelim bakalım. 3 basamaklı en küçük doğal sayı soruyorum. 3 basamaklı olacak en küçük olacak 100 daha da küçüğü yok. 3 basamaklı en küçük tam sayı. Ters köşe bir soru. Tam sayı girdiği an hemen negatiflere de gidecek kafa. 3 basamaklı en küçüğü. Eksi 9. 99. 2 basamaklı rakamları farklı dedi. Ve en büyük doğal sayı dedi. 2 basamaklı rakamları farklı. En büyük doğal sayı 98'dir. Rakamları farklı dediği için 98. 3 basamaklı rakamları farklı. En küçük doğal sayı. 3 basamaklı olacak. Rakamları farklı olacak. Doğal sayı olacak. 102 yazdık. Tamam mıyız? Geldim. Şimdi yine bu basamak analizi kısmında ABC'de 4 basamaklı bir doğal sayı olsun diye verecek. A'yı 2 arttırırsam sayı nasıl değişir diyecek. Hemen gideceksin A'nın basamak değerine bakacaksın. Basamak değeri 1000 olduğu için değeri 2000 değişir diyeceksin. 2000 artar artık koydum önüne. Hocam ben işte yüzler basamağını bir sayı azaltırsam ne olur? Yüzler basamağı dediği için B'yi ne 2 arttırılırsa dediği için 2 ile çarpmıştık. 1 azaltılır dediği için 1 ile çarpıp 100 çıkarıyorum. Yani sadece 100 çıkarmam yeterli. Hocam onlar basamağı 7 artarsa arttırma var. Onlar var. 7 ile onu çarpıyorum. Sayının değeri 70 artar. Geldim birler basamağı 9 azalırsa birler basamağının etkisi 1 kadardır. Ama 9 azaltırsan 9 kadardır. Hızlı hızlı yapmak için soruları bunları da bilmekte fayda var. Şimdi bu çözümleme kısmında da bu ayırma kısımlarını çok iyi bilmen lazım. Bir ab 3 basamaklı doğal sayısını ben eğer çözümlerken bak yüzler basamanı 100, onlar basamanı ona, birler basamanı B diye ayırabiliyordum. Ama önemli bir nokta var ve asla unutmaman gereken 100 artı AB şeklinde de yazabilirim. Çünkü burası aslında iki basamaklı AB sayısına eşit değil mi? Eşit. O yüzden bunu bu şekilde de çözümleyebiliriz ve bunu bilmek çok faydalı. Örneğin bak burayı şöyle çözümleyebilirsin. AB 0 3 basamaklı sayısı artı C. Genelde takılıyorsun da mi buralarda? A 0 C artı 10 B. Yani bunun her türlüsünü bilmende de fayda var. Efendime söyleyeyim. Hocam 100 tane A artı B C 2 basamaklı mesela böyle de ayrılır. Hepsini bilmekte fayda var. Mesela bak bilinen tarafı ayırıyorum 1800 ama BC'yi ayrı. iki basamaklıyı ayrı. Hocam bilinen tarafı ayırıyorum AB0 o 3 kısmını sadece tek başına yazıyorum. Ya da ince bir nokta geliyor hazır mısın? Burası aslında AB 2 basamaklı sayısının 10'la çarpılmış hali değil midir? Otomatikman aslında sen bunu 10'la çarpınca AB0 gelmez mi? İşte bunu ÖSYM yakın zamanda sordu. Burası da çok böyle dikkat edilmesi gereken nokta. Bazen akıla gelmiyor orası. Ve son başlığımız faktöriyel. Çok korkuluyor. TYT'de gelen soruları şakır şakır çözülür. Ama 2024 TYT'de polinom sorusuyla birleştirdiler. Yani o soruyu polinomla çözün. Hiç sorunun içinde polinom geçmiyor bu arada. Polinomla çözünce inanılmaz kolay oluyordu o faktöriyel sorusu. O soruyu polinomlara geldiğimde çok benzerini de çözeceğim hiç merak etme. Yani gönlün rahat olsun. o da benzer bir daha soru geldi mi? Hocam RM tayfayız. Sen söz verdin anlatacağım. Anlatacağım sen de yapacaksın Tamam. Birden neye kadar ardışık doğal sayıların çarpım işlemine faktöriyel adı verilir. Faktöriyel adı verilir. Ne ile gösterilir? Ünlem işaretiyle gösterilir sayının sonunda. Örneğin ne faktöriyel? Ne faktöriyel? Ne faktöriyel demek? 1'den n'ye kadar sayıların çarpımıdır. Şunları ezbere bilmekte fayda var. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel 24'tür, 5 faktöriyel 120'dir. Hadi bir ihtimal 7, 6 faktöriyelde 720'dir. Bunu da bilmen bizim için çok değerli. Peki n büyük eşit 5 olmak üzere diye başlıyorum. n faktöriyel sayısının birler basamında daima ne vardır? 0 vardır. Nasıl yani hocam? Bak. 0 faktöriyle 1 dedin. 1 faktöriyle 1 dedin. 2 faktöriyle 2 dedin. 3 faktöriyle 6 dedin. 4 faktöriyle 24 dedin. Yazacağım hepsini. Hiç merak etme. 5 faktöriyle 120 dedin. Bak. 6 faktöriyle bulmak için bunu 6 ile çarpıyorsun. 720 sondaki 0 değişir mi? Mantıken değişmez. 7 faktöriyle bulmak için bunu 7 ile çarpıyorsun. Sondaki sıfır değişir mi? Değişmez. O zaman 5 beş ve 5'ten sonraki bütün faktörielli sayıların sonunda en az bir tane sıfır vardır. Faktöriyeller içerisinde sadece sıfır ve bir faktöriyel tek sayıdır. Diğerlerin hepsi çift sayıdır. Neden diye sormazsın umarım. Çünkü 3 faktöriyelin, 2 faktöriyelin, 4 hepsinin içinde 2 çarpanı var mı artık? 2 de çift midir? Çift sayıydı. Çarpma işleminde bir tane bile çift sayı olsa ne oluyordu? Cevap çift çıkıyordu bu yüzden. Sadece bunlar tek, diğerleri çift geliyor. 2 faktör, 3 faktör, faktörel hepsi nedir? Çift say sayılardır dedik olayı bitirdik. Yine Faktöriyelli sayılar kendisinden küçük faktöriyelli sayılar cinsinden yazılabiliyor. Bu da faktöriyellerde işlem yapmayı kolaylaştırıyor. Örneğin ben bunu 5 çarpı 4 faktörel tak orada dur. Böyle bitirebiliriz. 12 faktöriyel, 12 faktöriyel uzun uzun yazmak zorunda değilsin. Onu yazdım canım sıkıldı 9 faktöriyelle durdum hocam. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyelde durdum. Neyi de şöyle n çarpı n eksi 1 faktöriyel yazıp durdurabiliriz. Olay mevzu bu kadardır. Son bir şey daha anlatayım. 12 faktöriyelin sonunda kaç tane sıfır vardır sorusuna nasıl cevap vereceğiz? 12 faktöriyeli 10 yani sıfırlar için sondaki sana 10 çarpanı lazım. 10 çarpanı asal çarpanlarına ayrıldığında içerisindeki 5 çarpanı kadar 12 faktöriyelin sonunda sıfır vardır. Sondaki sıfırları bulabilmek için 12'yi sürekli 5'e bölüyorum. 2 kere 5 10 çıkarttım. 2 hocam 2 tane. Hocam 72'nin sonunda kaç tane sıfır vardır? 72 faktöriyelin sonunda özür dilerim. Ne yapıyorum sürekli 5'e böleceğim. Bak bir defa çarptım 5 çıkarttım 22 4 kere 5 20 çıkarttım 2. Hala bölünebiliyorsa devam ediyorsun yalnız. Burası önemli bir ayrıntı. 2 defa verdim kalan 4 bitti. Burası 2 daha fazla bölünmüyor. Buradan ne geldi? 14 geldi. 14 artı 2'den sonunda 16 tane sıfır vardır diye bilmeliyiz. Şimdi ne yaptık? Birinci aşamada konu anlatımlarını bitirdik. Full tekrar soru avcısına geçeceğiz. ikinci bölümde. O zaman ne diyoruz? İkinci bölüm soru avcısı için gönder gelsin. <laughs> güzel arkadaşım sıra geldi soru avcısı bölümüne ama bu bölümde şunu yapmanı istiyorum. Buradaki soruları öncelikle senin çözmeni istiyorum. Videonun açıklama kısmından pdf'i indirdin. Bütün soruları yani 30 tane soru avcısı sorusu var tamamını önce sen çözüyorsun. Burada doğru yanlış sayısı bizim konuyu ne kadar iyi öğrendik ya da öğrenemedik ya da nereye öğrenemedik bunları gösterecek. O yüzden lütfen dikkatle birlikte çözümleri de benden izliyorsun ama muhakkak muhakkak önce sen konuyu bir bitir hallet. Anlaştık mı? Şimdi gelsin bakalım ilk soru diyorum. X, Y, Z birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. X çarpı Y çarpı Z 56 olduğuna göre bu toplam en az kaçtır? Sayı vererek yapacağız. Zaman törpüsü sorusu diyorsun. Ama pek de öyle değil. 56 var elinde. X çarpı Y çarpı Z olacak. Aslında 56 rakamlarla yazılacak olsa çarpım olarak. 7 kere 8'den yazılabilir mi? Ama 2 sayıyı çarptın hocam. Çarptım 2 sayı ama Bunlardan biri kesin 7 olmak zorunda. Kurtuluş yok. Yani sayılardan biri kesin 7. Kurtuluş yok. Peki diğer ikisi 8'in çarpanı olacak. Peki onlar ne? 1 çarpı 8 olabilir. 2 çarpı 4 olabilir. Ama toplam en az isteniyorsa o sayıları birbirine nasıl seçeceğiz? Olabildiğince yakın seçmeye çalışacaksın. Böylelikle ne seçeceksin? 2 çarpı 4'ü seçeceksin. Toplayalım bakalım. 7 artı 2 artı 4. 11. 2 daha ne geldi? 13. Çıkabilecek en az değer... 13'tür dedim. Vurdum cevabı geçtim ikinci soruya. ABC doğal sayılardır. A çarpı B 48, B çarpı C 72 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Bunun alabileceği en küçük değeri istiyorsun. Hocam bu tarz soruda ne yapıyorduk? Önce A çarpı B 48, B çarpı C 72 ya ortak terimleri belirliyorduk. İkisinde de kim var hocam? İkisinde de B değeri var. Buradaki B değerine göre işlem yapacağım. 48, 72. Akıllara gelen bence ilk örnek 8'dir değil mi? Çünkü 6 kere 8, 48. 8 kere 9, 72. E toplamları ne yapıyor? 6 artı 8 artı 9 yazdığında 17, 6 daha 23. Seçeneklerde bile yok. O zaman B'yi biraz büyütelim hocam. B'ye 12 yazsam. A'ya 4 yazsam. B'ye 12 yazdım ki ortak bölen. Yine ne yazdım bu tarafa? 6 yazdım. Sağladım mı sağladı. O zaman 4 artı 12 artı 6 dedim. 18. 2 daha 22. Bundan da küçük değer gelmez. Doğru seçenek A seçeneğidir. Geldim 3. soruya. X ve Y birer neymiş? Rakam olmak üzere. Bize bir şey vermiş. Denklem vermiş. 7 x eksi 4 y şeklinde. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye de sormuş. Başlayalım. En büyük değeri 63'tür. En büyük değerini bulabilmek için ben x'e 9 vereceğim. Y'ye 0 vereceğim. Buradan 7 çarpı 9 eksi 4 çarpı 0'dan 7 kere 9 63 geldi. Yani bingo birinci madde doğrudur. İkinciye baktım en büyük değeri en küçük değerinden 99 fazladır diyor. E bakalım kontrol edelim. Hocam biz x'e burada en küçük değer verebileceğimiz değeri 0 verelim. Y'ye de verebileceğimiz en büyük rakam değeri 9'u verelim. 7 çarpı 0 eksi 4 çarpı 9. 4 kere 9 36. Ama eksi 36. Soru benden bu iki değerin birbirinden farkını istiyor. Yani 63 eksi, eksi 36. Eksiler birbirine götürdü. Cevap 99 geldi. Belki birkaç arkadaş burada patlamıştır diye düşünüyorum. Bunu da geçtim. Geldim sıradakine. En küçük değeri için x y 0'dır. Bak en küçük değeri eksi 36 çıkıyordu. 0'a 9 almıştım. 0 kere 9, 0. Evet doğru söylüyorsun. Bizim bu ifadenin en küçük değeri için cümle öyle devam ediyor çünkü en büyük değeri için de 0'dır diyor gerçekten biz en büyük değeri için x'i 9 y'yi 0 aldık yine 0 elde ettik çarpımı bu da doğru en küçük pozitif değeri 2'dir mümkün mü acaba yoksa biz mi hata yaptık x'e 3 y'ye 5 ver göreceksin 3 kere 7 21 4 kere 5 20 çıkarttım en küçük değeri en küçük pozitif değeri 1 bir geliyor birden daha küçüğü gelmiyor. O zaman ne oluyor? 2 olmuyor. Hatalı oluyor. Bize de yanlışı sordu. 3 E seçeneği. Gelsin 4. X ve Y tam sayılardır. Bak burası önemli. Tam sayı işin içerisine girdi mi? Ne yapıyordu? İşin rengi değişiyordu. Negatif sayıları da alıyordun. Verilmiş bize bir denklem var. X artı 5 bölü Y 10'dur. X'in alabileceği değerler toplamını istiyor. Burada sayı verirken ki ÖSYM'de seviyordu bu sayı vermeleri. Çünkü zaman törgüsüydü. Ama o zamanı kazanmak için nereden başlıyorduk? Bak mantıklı yerden sayı vereceksin. Y'ye 1 vereceğim. Niye? 5'i bölebilen sayılardan seçiyorum. Y'ye 1 verince X artı 5 eşittir 10 geliyor. Buradan X'in cevabı kaç geldi? 5 geldi. Hocam y'ye 5 verebilirsin çünkü 5 5'e bölünebilir x artı 5'i 5'e böldüm 1 karşı tarafta 10 var. Buradan da cevap x için ne gelebilir? 9 gelebilir. Ama biz negatif sayıları da seçebiliyoruz. Y yerine eksi 1 alabilirim. Y yerine eksi 1 alınca 5 bölü eksi 1'den eksi 5 geldi. Karşı tarafta 10 var. X'in cevabı 15 geldi. Y yerine hocam eksi 5 alabilirim. X eksi eksi 5 alınca burası eksi 1 geldi. Karşı tarafta 10 var. Karşıya attım. X'in cevabı ne geldi? 11 geldi. Bizden bunların toplamı isteniyor. Şurasının toplamı 20 yaptı. Şurası da 20 yaptı. 20 20 cevap 40'a gitti. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldim 5. soruya. 5. soru güzel bir soru. Kütleleri ABC doğal sayıları olan ağırlıklar ama yine önemli nokta doğal sayı diyor tamam? Mı? Sınav anında buraya direkt bakıyorsun. Eşit kolda terazinin kefeleri şekildeki gibi yerleştiriliyor ve dengeleniyor. Ya dengeyi gördüğün an A eşittir A eşittir B artı C'yi yazabilmelisin. Aslında bu denklemi vermiyor. Şekil üstünden senin tespit etmeni istiyor. A çarpı C 56 ise B en az kaçtır? B'yi en az oluşturmaya çalışacağım. Ama hocam sen A çarpı C'yi vermişsin 56. Orada ne yapacağız? E, A'yı ben sana B artı C cinsinden verdim. A yerine B artı C yazdım. Dışarıda C çarpanı var. Çarptığımda cevap 56 çıkacak. Şimdi bir düşün bakalım. C'yi seçebildiğim kadar büyük seçmeliyim değil mi? 7 kere 8 56 mesela. He, hocam bak 8 seçelim. Tamam da sen C'yi 8 seçersen buranın cevabı 7 çıkmalı. Ne verirsen ver B'ye olmaz. Yani olur aslında da eksi 1 vereceksin. Ama sorunun başına döndüğünde hani bunlar doğal sayıydı. O zaman bu ihtimal elendi. 7 kere 8 kalsın yine. Ama biz C'ye verebileceğimiz en büyük sayı olan 7'yi verelim. 7'yi verince bir sonraki 8 olmak zorunda. C 7 ise B'ye ne kalır? 1 kalır. B'nin alabileceği en küçük doğal sayı 1 olabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. B'ye göre biraz burada hareket ettim. 6. soru. Baktım soruma hemen. A ve B doğal sayılardır. A artı B 12 olduğuna göre A çarpı B çarpımı en az kaçtır? Eğer doğal sayıysa olay belli. 0 artı 12'nin cevabı 12 midir hocam? Evet. O zaman A çarpı B 0 çarpı 12'den ne gelecektir? 0. Bu gayet kolay ama kazanımı hatırlatıcı soru. Doğru cevap A seçeneği. Geçtim diğer sayfaya. Evet kazanımı hatırlatıcı soruyla devam ediyorum. X'ye birbirinden farklı bak önemli birbirinden farklı doğal sayılar sınav anında bu birbirinden farklıyı kaçırdın soru gitti. X artı y 16 olduğuna göre X çarpı y, en fazla nedir? Şimdi biz toplamları sabit olan da çarpımın en büyüğe gitmesi için sayıları olduğunca birbirine yakın hatta eşit seçelim diyorduk. 64 seçeneklerde var. Ama bu seçenek eğer işaretlediysen vallahi sazan seçeneği. Ya özellikle bak ben sana bunları vurguluyorum. Dikkat et oraya. Birini 9 alsam birini 7 alsam ne yapar? 16 yapar. Seçebileceğim en yakın bunlar. 7 kere 9'dan cevap ne gelir? 63. Seçenek nerede? D seçeneği. Umarım doğru yapmışındır. Şimdi yavaş yavaş konuyu değiştirelim. Teknik çiftlik konusuna geçmeye başlayalım. Burada güzel sorular gelecek. A1 tam sayı olmak üzere. 3A artı 4 çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi? Tek sayıdır. Bir dakika bir düzenleme yapacağım. 3A artı 4'ün nasıl sayı olduğunu söyledin. Çift sayı. Şimdi beraber düşünelim. 4 nasıl bir sayı? Çift sayı. Çift sayıyla neyi toplarsam cevap çift sayı çıkar. Hocam tabii ki. Hocam tabii ki. Çift tek çift çift. 3A sayısı nasıl bir sayı? Çift sayı. Hocam 3 nasıl bir sayı? Tek sayı. O zaman A nasıl bir sayı olmak zorunda? Çift sayı olmak zorunda. Bunu özellikle yazıyorum ama A bir tam sayı değilse 3A çift diyeceksin burada bırakacaksın. Hatta bunun çok benzerini 49 günde TYT matematikte çözdük arkadaş. Tamam mı? Ama A tam sayısı A'nın kendisinin de ne, ne olduğunu buldum. A'nın kendisi de çift sayıymış. A çift sayısı burası çift. Çiftle de çifti de topladım. Cevap çift. Tek sayı istiyorduk. Elendi. A çift sayısı çift. Çiftten çifti çıkarttım. Cevap çift. Elendi. A çift sayısı burası çift. Çiftten çifti çıkarttım. Cevap çift. Elendi. A çift sayısı burası çift. Eksi tek. Cevap tek geldi. Aslında doğru cevap D seçeneğidir. Son seçenekte yine çift geldiği için ona hiç bakmadım devam ettim. 9'un soru çok güzel bir soru burada. Birkaç arkadaşı yine sazanlayacağız. ABC pozitif tam sayılardır. Verilen bir ifade var bir eşitlik var. Hangileri ÖSYM'nin yine sevdiği noktalardan biri. Burayı çiziyorsun arkadaş daima doğrudur diyor. Daima dedi mi akan sular durur. Ben bu denklemi bölüm varken yapamam. Bölme işleminden hep kurtul. Nasıl kurtulabilirsin? İçler dışlar yaparsın. 4A. A yazmıyor. 4a eksi b ne gelecek? 2c. Şimdi düşün bak, hocam 2 ile çarpılmış c, c'yi asla bilemezsin. Bak geçenlerde yine yazmışlar yorumu hocam c'yi bilirim çift. Hayır bilemezsin. Ama 2c' 2c'nin ne olduğunu bilirsin, çift olduğunu bilirsin. Şimdi karşı taraf çift. Buranın da tamamının ne çıkması lazım? Çift. 4 ile çarpılan a ne çıkacaktır? Çift. A'yı bilebilir misin? Asla Katiyen. Peki çift sayıdan neyi çıkarırsam cevap çift gelir? Çifti çıkarırsam, tek'i çıkarırsam tek gelecekti. O zaman B'nin kesinlikle çift olduğunu söyler miyim? Söylerim. Döndüm, baktım. A çift sayıdır. Ne bileyim ben? Tek olur, çift olur, her şey olabilir. B çift sayıdır. Kesinlikle ben de hem fikirim. C çift sayıdır. Bilemem. Tek, çift, her şey olabilir arkadaş. Tek doğru var. O da 2 numaradır. O da yalnız B'dir. 9 biter. 10'a geç. X, Y, Z birer tam sayıdır. Verilen bir tane ne var artık? Pozitiflik, negatiflik var. Yine başlık değişti. X, Y, Z tam sayıların ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Nereye bakıyorsun önce? Şöyle göz gezdiriyorsun. Y kare ifadeyi gördün ve direkt yapıştırdın. Dedin ki hocam Y kare her zaman pozitiftir. O zaman Z'ye hemen yorum yapılabilir. X, Y, Z'yi şöyle yazalım beraber. Hocam Z kesinlikle artı olacak ki artı ile artının çarpımı artı çıksın Z artı. Hocam Z artıysa artı ile neyi çarparsam cevap artı çıkar? Artıyı. O zaman X de artı. Yani pozitif daha doğru bir tabir. Beşinci kuvveti pozitif bir ifadenin pozitiftir. Üçüncü kuvveti çarpımı negatif çıkıyorsa Y negatif olacaktır. Doğru cevap artı eksi artı. Nerede seçenek? Artı eksi artı. Doğru cevap C seçeneği. 11. soru yan yana iki kazık anlamayana çok yazık. A negatif, B negatif, C pozitif bir sayı verilen ifadelere göre daima lafı geçiyorsa hemen akan sular duruyor. Çok dikkat ediyorsun. Önce şuna bakacağım. A kare çarpı B küp bölü 2'ye bakacağım. 2 beni ilgilendirmez. 2 zaten pozitif. A'nın karesi kesinlikle pozitif. B neydi? B negatifti. Üçüncü kuvveti negatiftir. Demek ki bu sayı sıfırdan küçüktür. Biz daima pozitif arıyorduk. Elendiniz kardeşim güle güle. Geldim diğerine. A eksi B'nin kübü çarpı C'nin karesi bölü A diyor ya. A'ya indim aşağıya negatif. C zaten pozitif olacak karesi var çünkü. Şimdi şuna karar verelim. A mı küçük B mi küçük sayı? Bak bu büyük sayı bu küçük sayı ikisini karşılaştırdığımda. Küçük sayıdan büyük sayı çıktığında negatif pozitif umurumda değil. Küçükten büyük çıkmış cevap negatif. Negatifin üçüncü kuvveti negatif. Bak Yukarıda artı eksi var. Aşağıda eksi var. Artı yaptı bunlar birbirini. Bu ifade ne geldi? Pozitif geldi. Sıfır olma ihtimali de yok bu arada. Çünkü sayılar birbirine eşit değil. Tamam mı? Geldim bu tarafa. Hocam üçüncüsüne. B eksi C çarpı B artı C bölü A dedim. Şimdi baktım. Hocam B küçük sayı. C büyük sayı. Buranın cevabı kesin negatif. A'nın cevabı da negatif. Negatifler birbirini götürdü. Pozitif. Hocam B ile C'nin sonucu işi belirleyecek. B mi büyük C mi küçük bilemezsin değil mi? Yani büyüklük küçüklüğü bilirsin de ya biri eksi 2 biri e artı 2 ise ne yapacaksın? Cevap sıfır çıkacak. E soruda özellikle daima demesinin sebebi bu işte bunu da eliyorsun. Yalnız 2 kalıyor doğru cevap B seçeneğidir dedim. 12. soruya geçtim. Ardışık sayılardayız şimdi de. Bunlar ardışık tam sayılardır. X'in alabileceği değerler çarpım ismini Ardışık sayılar ta, e, tek çift diyor mu demiyor. O zaman birer birer gidecek. Yani 3x artı 2'den bir sonra gelen sayı 2x eksi 1'dir. Ama bu sorunun kritik yanı sen kimin büyük olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorsun değil mi? O zaman belki de 2x eksi 1'e 1 ekleyince öbür sayı elde ediliyordur. Denklemi çözeceğiz artık. Şu 2x'i attım bu tarafta x kaldı. Bu 3'ü karşıya attım. Eksi 4 geldi A'nın cevabı. Bu iki x'i bu tarafa attım. X kaldı. Birler birbirini götürdü. Eksi 2 geldi. Tekrar x'in cevabı. X'in alabileceği değerlerin çarpımı isteniyor. Eksi 4 çarpı eksi 2. Cevap artı 8. Yani doğru cevap D seçeneği. 13. soruya geldik. A küçük B küçük C olmak üzere. ABC sayıları ardışık tek sayılardır. Ardışık tek sayılarsa bunlar arasındaki fark kaçtır? Her daim 2'dir arkadaşım. Peki burada verilen işlemin sonucu nedir diyor. Burada sayı verebilirsin ya da direkt görüyorsun zaten. A'dan B'ye çıkacak. A ile B arasındaki fark 2 ama küçükten büyüğü çıkarıyorsun. Cevap ne geldi orada? Eksi 2. C'den A çıkacak. C ile A arasındaki fark 4. Zaten büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Yine 4 gelecek. B'den C'ye çıkacak. Küçükten büyüğü çıkarıyorsun. Arasındaki fark 2. Eksi 2 gelecek. Eksi 2'ler birbirini götürdü. Cevaba sadece 4 kaldı. Yani doğru cevap E seçeneği. 13. sorudayım. ABC birbirinden farklı Asal sayılar. Asal sayılar devreye girdi. Dikkat et deneme yanılma sorusu. Ama çok zaman kaybetmek istemiyorsan mantıklı olanı deniyorduk. Hatırla. A artı B artı C 26, A çarpı B çarpı C çarpımı en fazla nedir? Şimdi asal sayılarda genelde tekti de, değil mi? Hatta çoğu zaman. Hatta hep tekti iki hariç. Tek sayı tek sayı tek sayı olsa. Tek sayıyla tek sayı topla çift. çiftle teki topla cevabın tek çıkması lazım. Cevap çift çıkıyorsa... Bu sayılardan biri 2. Ya ben mesela seçiyorum A 2 olsun hocam diyorum. 2'yi seçtim. 2 artı B artı C'nin cevabı 26. B artı C'nin cevabı ne gelir bu durumda? 24 gelir bu arada. Şuraya 24 yazalım. Artık B ile C'nin asallardan farklı olması gerekiyor 2'den. Ki zaten farklı ikisi de tek sayı olmak zorunda. Çarpımın en fazla olabilmesi için B ile C'yi olabildiğince birbirine yakın asallardan seçeceksin. Tamam. 3'e 21. Zaten bunlar asal değil. olmaz. 11 seç. 11'e ne seçebilirsin? 13. 11 13 tane yaptı. 24 yaptı. O zaman çarpım. 2 çarpı. 11 çarpı. 13'e bakacağız. 11 ile 13'ü hızlı yoldan çarpmayı bir hatırlayalım. 1 3 bacaklarından aç ayır. 3 ile 1'i topla araya yaz. 143. Yapıştır. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 286. Doğru cevap E seçeneğidir. 15. soru. ABC pozitif tam sayılar. A artı B A artı 5 çarpı B eksi 4 19 sağ. E hocam A eksi B'yi soruyorsun. Şimdi bunlar pozitif tam sayılarsa ve karşı taraf bir asal sayıysa kurtuluş yok. Ya 1'e 19'dur ya da 19'a 1'dir. Bir de pozitiflik dediği için negatif gelme ihtimalini düşünmüyorum bile. abi ihtimal belki ama bakalım. A artı 5 ne olabilir? 1 olabilir. A ne gelir? Eksi 4 patladı. Niye? Dikkatli okunalıysan git soru. O zaman bu ihtimali eledim. A artı 5 eşittir 19'dur. A'nın cevabı 14'tür. B eksi 4 eşittir 1'dir. B'nin cevabı 5'tir. Biz 14 eksi 5'i yani 9'u arıyoruz. Doğru cevap hangi seçenekte? D seçeneğine. 16. soru 3x eksi 6 x y artı 2 aralarında asal sayılardır. Evet hocam onu buraya yazmışsın. Karşısında 36 bölü 21 var. x çarpı y işleminin sonucu nedir? Şimdi burada yapılan en büyük hata herkes karşısındakine eşittir dersem patlar. Ya arkadaş tamam anlıyorum bu taraf arasında asal da bunlar arasında asal değil ki. Bunu bir düzenlemen lazım. Ne yaptım? 3'e böldüm 12. 3'e böldüm ne geldi? 7 geldi. Şimdi herkes karşısındakine eşittir. Yani 3x eksi 6'nın cevabı 12 ise 3x'in cevabı 18'dir. x'in cevabı 6'dır. Aynı şekilde y artı 2'nin cevabı 7 ise y'nin cevabı buradan 5'tir. Biz x çarpı y'yi 6 kere 5'i arıyoruz. Doğru cevap 30'la D seçeneğidir. Güzel. Şimdi güzel bir soru ya. Yani tamam daha sonrasında zaten daha sert sorular geliyor şurada. Yani gerçekten terletçe soru avcısı ki ÖSYM sorar tipine. ÖSYM tipi, tıpkı ÖSYM sorularına geçtiğimizde dağıtacağım ortalığı. 17. A pozitif bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi için daima aralarında asaldır diyebiliriz diyor. Bir dakika. A pozitif tam sayı olacak. Yani 1, 2, 3 buradan başlayacağız sayı vermeye. Dikkat et verirken. Şimdi buraya baktın. A ardışık 2 sayı hocam. Kesinlikle ama kesinlikle bunlar daima aralarında asaldır. Geçtim dediğin anda işte sorunun patladığı nokta. E güzel arkadaşım bu seçenek bir sazan seçeneğidir. Ve umarım burada bir sazan yakalamışımdır. Çünkü burada yakalanmazsa gider başka yerde yakalanır. A'ya 1 verirsen bak 1, 0. Aralarında asal değildir bunlar. Geç. A eksi 1. Tanıma uymuyor bir kere. A eksi 1. A artı 1 değerine bakalım. Hocam bunlar daima aralarında asaldır diyebilir miyiz? Mesela 3 üç verdim. 3'ten 1 çıktı. 2. 3 verdim. 1'i 4. E 2 ile 4 aralarında asal olmaz. Bunu da eledim. A ile A artı 2. Ya zaten bu çiftse bu da çift gitmeyecek mi? Bu tekse bu da tek gitmeyecek mi? E çift sayılar kendi aralarında asal değildir ki hepsi 2'ye bölünür. A kare A kare artı 1. He. Mesela 2 ver 4. 4 2 daha 6. Elendi. Ya bir tane bile örnek bulsan elemen lazım zaten. Ama bunlar aralarında kesinlikle asaldır. Çünkü pozitif tam sayı diyor. İkisi de en kötü ihtimal 1'e 2 ya da 2'ye 3 böyle devam et sonsuza kadar gidersin. Hepsi ardışık sayıdır. Ardışık sayılarda kendi aralarında asaldır. Güzel bir soru. 18. sorudayız. Faktöriyele geçtik burada da. A ve N pozitif tam sayılar olmak üzere. A çarpı 60 ne faktöriyele eşit? A artı N işleminde alabileceği en küçük değeri arıyoruz. Şimdi bu tarz soruda ne yapılacak? 60 çarpanlarına ayrılacak. 60'ı ayırmak için ne yaparsın? 6 çarpı 10 yazarsın. Hatta şuraya yazalım. A çarpı 60 yerine 6 yerine hatta 2 çarpı 3 yazacağım. 10 yerine 2 çarpı 5 yazacağım. Karşıda ne faktör var? Olabildiğince küçük bir sayı oluşturmaya çalışıyoruz değil mi? A hocam 2 2 yere 2 4 yaptı. A çarpı 3'ü aldım. 2 kere 2 4'ü aldım. 5'i aldım. Ne faktöriyel yazdım? Soru artık sırıtmaya başladı. Eğer burası 2 olursa hocam burası artık 5 faktöriyel eşit olur. Yani A'mız 2'dir. N'miz kesinlikle 5'tir. Bu olabilecek en küçük değer için. Yoksa değeri büyütebilirdim. A artı N'yi arıyorsun. 5 artı 2'den doğru cevap 7 ile B seçeneğidir. Vurdum geçtim. 19. soru 40 faktöriyel eşittir 15 üzeri x çarpı y x ve y doğal sayılardır x'in değeri en çok kaçtır benden bunu istiyor ne yapacağım? Hemen 15'i üstü sayı biçiminde ayıracağım. 40 faktöriyel eşittir. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı y. Arkadaş sen bana ne istiyordun? X'in alabileceği en büyük değeri istiyordun. Şimdi şöyle düşünelim. 40 faktöriyelin içerisindeki 3 çarpan sayısı mı daha çoktur? Yoksa 5 çarpan sayısı mı daha çoktur? Hocam 3 çarpanı daha çoktur. Ama ben x'i belirlerken, ortak belirleyeceğim bu x'leri. O zaman kime göre bakmam lazım? 5'e göre bakmam lazım. Çünkü 5'lerin adedi kadar 15 oluşturabilirsin. Kaç tane 15 oluşturacağım? İçinde kaç tane 5 çarpanı varsa o kadar. O zaman ne yapıyorum? 40 faktörün içerisindeki 5 çarpanlarını bulmak için sürekli 5'e bölüyorum. 5 kere 8, 40. Böldüm 0. 8 geldi, hala 5'e bölünüyor. Bir kez daha bölüyorum. 1 kere 5, 5. Çıkarttım. 3 diyorum ki bak bu bölümlerin toplamı içerisindeki 5'lerin adedini verir. O kadar da 15 oluşturabilirim. 8 bir daha 9 doğru cevap C seçeneği. Faktörelli ifadelerde eğer sadeleştirme sorusu varsa her zaman en küçüğe göre hareket etmelisin. Burada bakıyorsun en küçük kim? 8 faktörel. Herkesi 8 faktörele göre yazacaksın. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktörel. Dur orada. 8 faktörel aynen kalacak. Bu da aslında 9 çarpı 8 faktörel değil midir? Evet. Evet. 8 faktöriyel parantezini alırsan en başta 1 oradan sonra da 9 kalır. Cırt sana cırt sana bunlar gider. 9 1 daha 10'dur hocam. Onlar da birbirini götürdü. Geriye sadece 9 kaldı. Doğru cevap B seçeneği. Yardırmaya devam ediyoruz. Ne faktörel sayısının sondan 3 basamağı 0 ise neyin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Eee burada işler biraz karışık. Bak ne faktöriyelin sondan 3 basamağı nokta, nokta, nokta 1 2 3 Arkadaş içinde 10 üzeri 3 çarpanım vardır. Evet. 10 üzeri 3 aslında 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 müdür? Evet. Demek ki bizim çarpanlarımız içinde kaç tane 5 çarpanı olacak? 3 tane 5 çarpanı olacak. Şimdi düşün. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 dedin. Birinciyi buldun. 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 dedin. Onun içerisinde aslında ne var? 2 çarpı 5'ten bir tane daha ne var? 5 var. Biz ne kadar istiyorduk? 3 tane istiyorduk. Devam et. 11, 12, 13, 14, 15. Dur. 15'te aslında 3'te 5'in çarpımı. 3. 5'liği de buldun mu buldun. Peki cevap ne? Hocam neyin alabileceği en büyük tam sayı değerini istiyorum. Şimdi şununla bir karar kılalım. Hocam biz artık 15 faktöriyelden itibaren sonunda kaç tane sıfır olduğunu biliyoruz? 3 tane sıfır olduğunu biliyoruz. Peki N'nin cevabı 15 mi? Alabileceğim yükler. 16'nın sonunda da yine başka sıfır olmayacağı için, 5'lik gelmeyeceği için yine 3 sıfır olmaz mı? Olur. 17'de olur, 18'de olur, 19'da olur. Ama 20'ye geldiğinde ne olacaktır? 20 dediğin şey 4 çarpı 5'tir. Şöyle yazdım. Burada bir tane daha 5'lik geleceği için sondan 4 basamağı 0 olur 20 faktöriyelden itibaren. O zaman benim alabileceğim n faktöriyel yerine yazabileceğim en büyük faktöriyelli ifade 19 faktöriyeldir. Yani neyin en büyük değeri 19'dur. Biraz ayrıntıya girdim ama umarım anlaşılmıştır. A, B. B, A. iki basamaklı doğal sayılar. Bunların farkı 45. A çarpı B en çok kaç? Hocam buradan 10 tane A, bir tane B geldi. Eksi 10 tane B, bir tane de A'yı çıkaracağım. Cevap 45 kalacak. 10 A'dan bir A gitti. 9 tane A kaldı. Eksi 9 tane B kaldı. 45'e eşit. Her tarafı 9'a böldüm. A eksi B'nin cevabı 5 kere 9, 45. Düşünüyorum şimdi A çarpı B en çok değerine gidecek. Farkları 5. O zaman A ile B'yi alabildiğim en büyük değerleri seçim rakam olarak. 9'a 4 seçebilirim. Çarpımlarını istiyorum. 4 kere 9'un cevabı nedir? Tas tamam 36. Vurdum cevabı. 23. İşte şimdi sorular güzelleşmeye başlıyor. Tam da benim en uğurlu sayım bu arada. 4 basamaklı 12 AB sayısı. 2 basamaklı AB sayısının 45 katından 12 fazladır. İşte ÖSM'nin sevdiği tarzda. A artı B toplamı nedir? Bak ÖSYM e neyi seviyor? Önce şu eşitliği yazalım. 12 AB sayısı AB sayısının 45 katından 12 fazladır diyor. Doğru mu? Bak burayı çözümlerken özellikle vurguladığım bir nokta vardı hatırlıyorsun. Bunu 1200'de yazdım. Bunu AB diye ayırdım. Burası 45 AB şeklinde iki basamaklı sayı. A, bir de artı 12'miz var. İşte bu şekilde ayırmanı bekliyor. Bunu karşıya attım ne kaldı? 44 tane AB iki basamaklı sayısı. Bunu 12'yi karşıya atıp çıkaracağım. Çıkarttım 8. 9'dan 1 çıktı 8. 1188. 44 tane AB eşit. 1188'i kenarda 44'e bölüyorum. Şöyle 118'in içerisinde 2 defa var. 88 çıkarttım. Şurası 0. Şurada kaldı. 3, 308. 308'in içinde 4 kere 7, 28 elde var. 2, 308 çıkarttım. 0. Demek ki AB 2 basamaklı sayısı neye eşit? 27'ye. Bunun anlamı ne biliyor musun? A, 2, B, 7 demektir. 2, 7 daha doğru cevap. 9'dur. Vurdum cevabı A'ya. Gönder gelsin dedim 24'ün soru. Çok lezzetli soru. Bayılacağım bu soruya. Yandaki tablonun her hücresine tam sayılar yazılmıştır. Tablonun herhangi bir satırındaki ya da sütundaki sayıların çarpımı çift sayıdır. Misal şuradaki sayıları çarptım. Hop sadece çift sayı değil ha. Dikkatli oku. Pozitif çift sayıdır. Yani hem pozitif çıkacak hem çift sayı çıkacak misal. Ama her satır her sütunda aynı şeyi elde edeceğiz. Tamam hocam. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur. Yine bizim gıcık diye bulduğumuz tabir ettiğimiz kısım geldi. Ne yapacağım hocam? Gel şunları yazalım. A, B, C, D, bir de E var. Doğru mu? Bunların pozitifliğini biliyoruz zaten. Ya da negatifliğini özür dilerim bilmiyoruz. Ama çiftlik tekliğini hepsini bulacağız. Bak negatif 2 sayıyı çarptım. Cevap pozitif çıkıyorsa A sayısı kesinlikle nedir? Pozitiftir. Bununla bunun çarpımı tek sayıdır. Cevabın çift çıkabilmesi için A'nın ne olması lazım? Çift sayı olması lazım. A ile ilgili bilgileri topladım. Eksi 3 ile 7'yi çarpacağım. Cevap pozitif ve çift çıkacak. Doğru mu? Eksi 3, 7. O zaman B kesinlikle negatif. 3 de 7 de tek sayı olduğu için B kesinlikle çift sayıdır. Geldim 7, eksi 5 çarpımı pozitif ve çift sayı çıkacak. E, eksi ile eksiyi çarpmalıyım ki cevap pozitif olsun. E de eksi. 2 tane tek sayı üstüne bir de çift sayıyla çarparsam cevap çift sayı çıkar. Onu da buldum. Eksi 1 eksi 5 pozitif oldu. Cevabın pozitif çıkabilmesi için çarpımın D'nin pozitif olması lazım. Eksi 1 eksi 5 tek sayıdır. Cevabın çift çıkması için D'nin de çift sayı olması lazım. Şimdi A artı ve çift sayı. E eksi ve çift sayı. Çarpımları şimdilik eksi. Cevabın pozitif gelebilmesi için cevapta C'nin ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Hocam A çift sayı. E çift sayı. Sonuç çift sayı C nedir? Ne bileyim ben nedir? İster tek olur ister çift olur. İşte onun hakkında bir şey söyleyemezsin. Orası kritik vakaydı tamam. A eksi B pozitif çift sayıdır. Şimdi A pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıdan yani kısaca büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsam cevap ne kalır? Pozitif kalır her zaman. Böyle demiştin hocam. Ve iki çift sayıyı birbirinden çıkarırsan cevap yine çift kalır. Doğru mudur? Doğru. Birinci madde kendini kurtardı. C eksi de negatif çift sayıdır. Abi her şey iyi güzel de. Sen C hakkında yorum yapamıyorsun. Tamam D çift sayı. Tamam da ya C tekse olay patlar. Yorum yapamadığın şeye her zaman doğrudur da diyemezsin. Burası kritik. C artı E negatif çift sayıdır. Şimdi E nasıl sayı? E sayısı kesinlikle çift sayı tamam. Ama E sayısı pardon C sayısı kalkar tek gelirse cevap çift gelmez ki. Değil mi? Patlar. Tamam hani C'nin bu arada işareti tutuyor artı eksi bilemeyiz ya bilemeyiz her zaman bilemezsin bunu her türlü edersin cevap yalnız birdir yani A seçeneği. Çok güzel bir soru daha. Bir düğünde bazı masalar 4, bazı masalar 5 kişi olmak üzere toplam 176 davetli vardır. Buna göre ifadelerinden hangileri yine her zaman doğrudur ibaresiyle geldik. Şimdi 4 kişilik masa sayısını bilmiyorum. Buna x diyorum. 5 kişilik masa sayısını bilmiyorum. Buna da y tane masa var diyorum. Buraya kadar problem var mı? Yok. Hocam toplam davetli sayısını nasıl buluruz? 4 kişilik masa sayısına x tane masaya 4 kişi oturursa 4x tane insan. 5 kişilik masaya 5 kişi oturup y tane masa varsa bunlardan 5y tane insan. Bunları topladığımızda hocam 176'dır insan sayısına ulaşırız. Masa sayısı en az 36'dır. Masa sayısının en az değerini bulabilmek için 4x artı 5y 176'da. Senin y değerini ne yapman lazım? Seçebildiğin kadar büyük seçmen lazım. Çok güzel soru derken bu yüzden bahsettim işte. Y'yi büyük seçeceğim. O zaman x'e olabildiğince küçük 0 seçsem 176 4 5'e bölünmüyor geç. Hocam x'e 1 versem 4 4'ü karşıya atsam 172. 172 5'e bölünmüyor. Geç. 2 versem 8 bölünmüyor. Geç. 3 versem 12 çıkar bölünmüyor. Geç. 4 verdim. 4 kere 4 16. Karşıya attım. Karşısı 160. 160 neye eşit? 5 tane y'ye eşit. Y neye eşit? 3 kere 5. 15. Onun içerisinde 2 defa. Y sayısı 32. X sayısı 4 olduğunda böylelikle masa sayısı en az değerini alıyor. Yani 32 artı 4'ten 36 tane minimum masa sayısıdır. Yani en az. Doğru. Vay soru nereden nereye bağladı. İlginç değil mi? 5 kişilik masa sayısı çift sayıdır. Bir dakika ne alaka hocam? Şurası neydi? Çift sayıydı. X'i bilmiyorum. Ama 4 ile çarpıldığı için kesinlikle çift midir? Peki 5Y sayısı. Çift sayıyla neyi toplarsam cevap çift sayı çıkar. Teki değil tabii ki çifti. O halde 5 çarpı Y sayısı nasıl bir sayı? Çift sayı. E 5 sayısı tekse y sayısı da bir doğal sayı olduğuna göre masadan bahsediyoruz değil mi? O zaman ne olacaktır? Kesinlikle çift olacaktır. Ben y'nin çift olduğunu buldum. Hocam bana x hakkında yorum yap desen 4x hakkında yaparım. Bak x hakkında bilmiyorum bir şey. 4x çift. X'i bilmem. 5 kişilik masa sayısı çift sayıdır. Y kesinlikle çift sayıdır. Kesin doğru. 4 kişilik masa sayısı çift sayıdır. Ne bileyim ben ifadesidir. Yani her zaman doğrudur diyemezsin. Doğru cevap 1 ve 2 B seçeneği. Geçtik diğer sayfaya. 26. soru rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. A, B, 3 basamaklı sayıları için. Bak kutu içerisinde 3 basamaklı bir sayı bu tarafa, 3 basamaklı diğer sayıyı o tarafa yazıyoruz. A ve B sayılarının her ikisinde de bulunan rakamların çarpımı olarak tanımlanıyor. Misal buradaki rakamlardan biri 2 biri 3 ya. Bir tane daha rakam var umurumda değil. Burada da rakamlardan biri 3. Bir tane rakam var bir de 2. Iki. İkisinde de 3 var. İkisinde de 2 iki var. 2 kere 3 cevap ne yazacaksın? 6 yazacaksın. Tam tyt AYT ortak sınav sorusu ayarında bir soru yalnız. Daha onu söyleyeyim. Buna göre 4 6 X Y Z 2. Ee, ortak rakamlarının çarpımı 12. X artı Y artı Z. En fazla kaçtır senden bunu istiyorum. Yine bak öyle işkenmeden sallamıyoruz. Sayıları seçerken özel seçeceğiz. Cevap nasıl 12 çıkar ya diyorum. 12 çıkabilmesi için 3 çarpı 4 olabilir diyorum değil mi? Demek ki ikisinde de 3 var ikisinde de 4 var. Bakalım 4 6 x. Hocam 4 var zaten bu tarafta. Ama bir de ne olması lazım 3. Mesela x 3 olabilir. Y z 2. Hocam karşı tarafta 4 var burada yok. Burada da olacak. Karşı tarafta 3 var burada da olacak. Z de 3 olacak. X artı Y artı Z toplamı buradan. X'e ne verdik? 3 verdik hocam. Y'e ne verdik? 4 verdik. Z'ye ne verdik? 3 verdik. Bu arada dikkat et. Bütün hepsinin rakamları birbirinden farklı olacak. 7 e, yaptı. 4, 3 daha. 3 daha ekledim. 10 yaptı. Seçeneklerde 10 var. Ama en fazla değerini soruyor. O zaman bir ihtimal daha olabilir. 12'yi elde etmek için ne yaparsın? Dersin ki rakamlarla tabii oluşturacağım. 1'e 12 yazamam haliyle. 6'ya 2 yazabilirim değil mi? Geldim o zaman. 4, 6, X. Hocam bak 6 zaten var. Bir de ortak rakamlar içerisine 2'yi ekleyelim. Karşıya geçtim. Karşıda kim var? Y Z 2. 2 zaten var. Kim yok hocam? 6 yok. E Z'ye ne yazacağız hocam? Yazabildiğimiz en fazla toplam için Z'ye de mantıken 9 yazmaz mısın? Tamam. X kaç oldu bu arada? 2 oldu. Y kaç oldu bu arada? 6 oldu. Z kaç oldu bu arada? 9. Şunları topladım. 8, 9, 8 ne yaptı? 17. Enfes bir soru. Vurdum cevabı D seçeneğine. Geldim 27. soruya. Yine ÖSYM'nin yaptığı numaralardan biri. Ne der ÖSYM? Sayı tanımladım. Hadi git bakayım aşağıdan bul. Zaman törpüsü sorusu. A, B, B, A. İki basamaklı doğal sayılar. Eğer A, B, B, A, A, B. Asal sayı ise A sayısı. A, B asal sayısına. Daha doğrusu A, B sayısına ne diyeceğiz? Kusursuz asal sayı diyeceğiz. Yani incimden cincine her biri asal olacak. Hangileri kusursuz asaldır? Bak 53 asal olacak bingo. 35 asal olacak yer değiştirdim rakamları olamadı gitti. 17 asal olacak bingo. 71 asal olacak bingo. 1 asal olacak patladı. 7 asal olacak bingo. Bak buradan kaybetti bu. Yani şu ikisi bir kere kusursuz asal olma şansını yitirdiler. 37 asal mı asal. 73 asal mı asal. 7 asal mı asal. 3 asal mı asal. O zaman bu arkadaş kusursuz asal. Cevap yalnız 3'tür. Doğru cevap C seçenidir. Hocam bu sorular kolay gelmez deme. Aynısı çıktı ya bu sorunun çok benzeri çıktı. Hele böyle gelse sınavda yamultur onu da söyleyeyim ha. Bak bakayım soruya. P ve Q farklı asal sayılar olmak üzere bize ne veriyor? A sayısı veriyor. Bu eşitliği sağlayan iki basamaklı en büyük ve en küçük A asal sayılarının farkı nedir? Bir kere bizim buradaki A ne olacak? Asal sayı olacak. Nasıl asal sayı olacak? İki basamaklı en büyük ve en küçük iki basamaklı asal sayı olacak. O zaman bu yorumu yapabildin mi merak ediyorum. A kesinlikle hocam tek sayıdır. Ya madem iki basamaklı, iki basamaklı asal sayıların hepsi nedir? Tek sayıdır. Hocam bak burası tek sayı. Kabul mü? Kabul. Hocam bir nasıl bir sayı? Tek sayı. Birden daha doğrusu bir sayıdan tek sayıyı çıkarırsan cevabın tek kalabilmesi için buranın ne olması lazım? Çift. P çarpı Q'nun cevabı neymiş? Çift. Tamam da P'de Q'da asal sayı. O zaman bunlardan biri yüzde yüz. İki be abim. Kurtuluşu yok. Şimdi P çarpı Q'da ben P'yi iki kabul edeceğim. Tamam mı? Q en büyük iki basamaklı asal sayıya doğru gideceğim. Tabii bir de eksi biri var bu ifadenin. A asal sayısını bana vermesini istiyorum. Ne olabilir diye düşünün. P'de Q'da asal sayıydı. 37 versem. <laughs> Eksi 1 çaksam bir de buraya. 2 kere 7 14'ün 4'ü elimde var. bir. 6 1 de elde 74. 1 gitti ne kaldı? 73. Yazılabilecek en büyük iki basamaklı asal sayıdır. İstersen dene. Ama normalde bu soru zaten dene yanıl sorusu. Ben direkt seni cevaba götürdüm. A sayısı 2 çarpı. Hocam en küçük iki basamaklı sayıya gitmek istiyorum. Buraya yazacağım da bir yine asal sayı olacak. 7 yazdım. 2 kere 7 14. 1'i gitti ne kaldı geriye? 13. Bu da yazabileceğin en küçük iki basamaklı A asal sayısı olur. Bunlar arasındaki fark sorulmuş değil mi? Çıkardım o zaman. 0, 6. Doğru cevap 60. Yani C seçeneği. 29. sorudayız. Öğretmen tahtaya kaldırdığı Tuncay, Kadir ve Asım'dan. Tuncay'a 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünebilen en küçük A faktöriyel sayısını bıdı, bıdı 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 devam ediyor. Yazmalarını istedi. B artı C bölü A'yı istiyorsun. Bir dakika adım adım başlayalım öncelikle. Ne yazıyoruz önce? Tuncay 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünebilen en küçük A faktöriyel sayısını. Şimdi a faktöriyel sayısı 1 olsa yetmez. 2 olsa 3'e bölünmez. İçerisinde 3 olsa 3'e bölündü. Peki 4'e bölünebilmesi için ne? içinde 4 çarpanı lazım. 5'e bölünebilmesi için içinde 5 çarpanı lazım. 6'ya bölünebilmesi için artık içinde 6'ya gerek yok ki. 2 kere 3 6. Bunlar birbirini götürür çıkar. O zaman diyorum ki a'nın alabileceği en küçük değer nedir? 5'tir. 5 faktöriyel yazsam kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Kad Tuncay'ın işini hallettik. Kadir'e geldik. Kadir 2, 3, 4, 5'e bölünebilen en küçük B faktöriyel sayısını arıyor. O zaman diyorum ki B faktöriyel sayısı 2'ye bölünmesi için içinde 2 çarpanı lazım. 3'e bölünmesi için 3 çarpanı lazım. 4'e bölünmesi için 4 çarpanı lazım. 5'e bölünmesi 5 çarpanı lazım. Yazılabilecek en küçüğü de Kadir içinde de yine 5 faktöriyel. Kurtuluşu yok. Tamam. Asım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünebilen en küçük C faktöriyel sayısını istiyor. Bir dakika burada zaten direkt 7'den başlasan iyi olur. Çünkü 7'ye kadar içerisinde 7 çarpanı olan sayı var mı abi? Yok. Peki 8'e geldim. Ya bu sayı 8'e bölünür ki 2 kere 4, 8. 8'in çarpanları bunun içinde yer alıyor. O zaman ben C faktöriyelde C yerine ne yazabilirim? En küçük 7 faktöriyel yazarım. Bu arada benden 5'te 5 ile 7'yi toplayıp 5'e bölmemi istiyor. 7, 5 daha 12 yaptı. 5'e böldüm. E öyle kaldı hocam. Doğru cevap C seçeneğidir. Vurdum cevabı C seçeneğine. Geldim soru avcısının son sorusuna. Birazdan bomba sorulara geçeceğiz. Ama bunlar bile can acıttı diye düşünüyorum. ABC 4 basamaklı rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. Doğal sayılar olmak üzere. Kutu içinde ABC'de varsa. Bak A ile D'yi çarpıyorsun. B ile C'yi çarpıyorsun. Birbirinden çıkarıyorsun. Ben diyor yaptım diyor. Cevap 0 çıktı. Eşitliğin sağlan en küçük en büyük 4 basamaklı sayıların toplamı nedir diye sormuş. Böyle durumlarda 0 1 2 çıkıyor değil mi? 4 5 6 7 8 9 yazmakta fayda var güzel arkadaşım. ABCD'nin önce en büyük değerine bakalım. Bir kere 0'ı yazamazsın diyor. Rakamları 0'dan farklı. Şimdi düşünüyüm. Bununla bunun çarpımı en büyük değerine gidebilmesi için en büyük rakamı seçsem Değil mi? 9'u seçsem en büyük 4 basamaklı sayıyı yazacağım. 9 ile bir şeyi çarpacağım. B ile C'nin çarpımı ne olacak? Çıkarılacak. Yani birbirine eşit olacak cevabın 0 çıkması için. 9 ile 8'i seçemem. 9 kere 8 72 buradan 72 gelmez. 7 kere 9 63 gelmez. 6 kere 9 54. 54'ü veren başka sayı yok burada. 5 kere 9 45 yok. 4 kere 9 36. Yani 6 kere 6 36'yı seçerdim ama olmuyor. Aynı sayıları seçemiyoruz. 3 kere 9 27. Yine yok 27'yi verecek ama 2'yi seçersem eğer D yerine 2 kere 9 18. Ve 18'i verecek başka ikili de burada yine büyük bir rakam seçmek istiyorsam 6 3. Başka da bunu sağlayan en büyük sayıyı bulamazsın. A, B, C, de yazılabilecek en küçüğü yazalım şimdi. Yukarıda rakamlar olduğu için aslında bulması bir tık daha bence işi kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Biri seçsem buradan hocam. Tamam. En küçük rakamlı şeyi yazacağız. 1 ile 2'yi seçsem çarpımları 2 olan bulamam. 1 ile 3'ü çarpsam 1 ile 3 olanı bulamam. 1 4 seçsem çarpımı 4 olan 2 kere 2 yazardım o da kurtarmıyor aynı rakamlar. 1 5'i bulamam ama 1 6'yı yazarsam eğer 2 kere 3'ün de cevabı 6'dır. O zaman 2 ile de 3'ü buraya yazın. Soru bizden bunların toplamını istiyordu. 6 Alt 6 getirdim topluyorum. 6 2 daha 8. 3 3 daha 6. 6, 2 daha 8, 9, 1 daha 10, 10.868 seçeneklere baktım. 10.868 ile doğru cevap D seçeneğidir. 30 soru. Soru avcısında geri kaldı. Şöyle bir bakalım. Gerçekten böyle hakkını vere vere çözdüysen sen de benimle birlikte. Umarım hepsini doğru yapmışımdır. Çünkü gerçekten güzel bir konu tekrarı oldu. Şimdi sayfaların en başına geldim. Full tekrar serisinde dedik ki 3 aşamadan oluşuyor hocam. Birinci aşama konu anlatım aşamasıydı bitti. İkinci aşama soru aşamasıydı. Soru avcısıydı. Konuları tekrar ettirecek. Kazanımları tekrar ettirecek. Biraz terlettirecek. Bilmiyorum seni terlettirdi mi? Güzel sorular vardı çözdük. Şimdi tıpkı ÖSYM soruları. Yani ÖSYM buradan soru sordu hocam geçmiş yıllarda. Benzerleri nasıl? Yani ben çözebilir miyim? Ona hazır mıyım? O zaman tıpkı ÖSYM soruları gelsin. Tekrar serisinde tıpkı ÖSM sorularına geldik. Gerçekten bu sorulara kolay deme ya da kolay olabilir ama bu soruların çok benzerleri gerçek sınavda çıkmış sorular ya da çıkması muhtemel sorular. Anlaştık mı? Bu sorular bu konuyu gerçekten yapıp yapamadığımızı gösterecek sorular. İlk sorumuz her birinin içinde eşit sayıda şeker bulunan iki paket vardır. Bir sınıftaki her öğrenci her bir şeker, e, her... Öğrenci bir şeker alacak biçimde paketlerden birindeki şekerler sınıftaki kız öğrencilere dağıtıldığında bu pakette bir şeker kalmıştır. Diğer paketteki şekerler sınıftaki erkek öğrencilere dağıtıldığında ise bu pakette yeterli sayıda şeker olmadığından dört öğrenciye eş e şeker verilememiştir. Bir dakika mevzu nasıl gelişiyor? Şimdi elimizde ne var? Şeker paketi var. Kaç tane şeker var? Bilmiyoruz abi x tane şeker var. Sınıfta ne var? Kız öğrenciler var. Sınıfta ne var? Erkek öğrenciler var. Aynı paketten elimizde iki tane var. Kızlara da erkeklere de dağıtacağız. Mevzu bu şekilde başlıyor. Kızlara dağıtıyorum ne oluyor? Bu pakette kız öğrencilere dağıtıldığında bir tane şeker kalıyor. Şimdi x tane şeker vardı. Bir tane kalıyorsa demek ki bir tane fazla geliyor kız öğrenci sayısına. Sınıftaki kız öğrenci sayısına x-1 dersin. Diğer paketteki şekerler sınıftaki erkek öğrencilere dağıtıldığında ise bu pakette yeterli şekilde şeker olmadığından 4 öğrenci şeker alamıyor. Aslında senin şeker paketinde 4 tane daha olsaydı erkek öğrenci sayısını bulabilirdik. Yani x artı 4. Biz en azından her şeyi x cinsinden bulduk. Şimdi soru. Bize neyi soruyor? Tıpkı ÖSYM'nin yaptığı gibi kesinlikle diyerek başlıyor. Bakalım her bir pakette tek sayıda şeker bulunmaktadır. Nasıl ya? Eğer x sayısı tekse bu sayı çift olur hocam değil mi? Bir çıkardım çift. Tek de çifti topladım tek olur. Ama hayır. Bu sayı çift olursa burası tek, burası çift olur. Hayır hocam bu durum değişkendir. Bu kesinlikle doğrudur diyebileceğim tabirlerden biri değildir. O zaman bu ihtimali eledim. Bunu geçtim, geçtim diğer maddeye. Sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarının farkı bir tek sayıdır. Bir dakika gel. Hemen kız ve erkek öğrencilerin farkına bakacağım. Erkek öğrenci sayısı x artı 4. Kız öğrenci sayısı x eksi 1. Birbirinden çıkartıyorum x artı 4. Eksi x artı 1. Cırt sana cırt sana standart bir sayısı, e, şekilde sadece 5 çıkacak. X ne olursa olsun. Yani aradaki fark her zaman tek sayıdır. Baktım bir fark tek sayıdır doğru. İkinci madde doğru. Sınıftaki kız öğrenci ve erkek öğrenci sayılarının çarpımı bir çift sayıdır. Yani bana şunu söylüyor. X eksi 1 ile x artı 4'ü çarptığım... Cevap çifttir diyor. Nereden biliyorsun hocam? Deneyelim. Eğer x tek sayıysa burası ne çıkıyordu hocam? Tekten bir çıktı çift. Tek et, çift ekledim cevap tek. Tekle çiftin çarpımı ne geldi? Çift geldi tamam. Hayır hocam eğer benim dediğim x sayısı bir tek sayıysa ki tek sayı almıştık az önce. O zaman çift sayı alalım. X'i çift, çift sayı aldım. Çiftten tek çık, bir çıktı tek kaldı. Çifte çift ekledim çift oldu. Tekle çifti çarptım cevap yine çift ne yaparsam yapayım x'i nasıl seçersem söyleyeyim. Çarpım her zaman çift sayı çıkıyor. İkinci madde kesin doğrudur. O zaman 2 ve 3'te doğru cevap D seçeneği. Geldim ikinci soruya. İkinci soru tam bir zaman törpüsü. AYT sınavlarında çok soruluyor bu tarz sorular. 4 sporcudan oluşan iki takım sporcularının iki basamaklı sayı olan ağırlıkları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Baktım tamam. Bu iki takımın sporcuların ağırlıkları birbirine Eşittir ki bence soruyu çözdürecek yer burası. A, B artı B, A toplamı nedir? Hemen başlayalım. Sporcuların ağırlıklarını topluyorum. 7, 3 daha 10. 2, 2 daha 4. Elimde var 1. 14'ün 4'ü. 2 kere 7, 14. 8 daha 22. Bir tane daha 23. 234 artı onlar basımında A olduğu için 10 tane A dedim. Yan tarafa geçtim. 6, 3 daha 9 başka bir şey dur. Bir dakika şöyle yazalım. Şuraya 9'umu yazdım. 7 5 12 yani 120 yaptı. 70 50 120 180. Yani buradan ne geldi hocam? 189 geldi. Peki 10a 1b b'de pardon. 10b 1b daha 11b. Bir tane de a buradan gelir mi? Gelir. Böyle bir eşitlik var elimde. Ben bunları ne yapacağım? Yalnız bırakmaya çalışacağım. A'yı bu tarafa atacağım. 189'u bu tarafa atacağım. 234'ten 189'u çıkarsam ne kalır? Burada 5, burada 4. 45 kalır hocam. 45'imi yazdım. 10A'dan A'yı çıkarttım ne kaldı? 9A kaldı hocam. Cevap karşıda neye eşit? 11 b eşit. Şimdi normal şartlarda şunu düşünebilirsin. A da B de birer rakam. Yerlerine sayı vereceksin değil mi? Çok mantıklı. Ama böyle yapamazsın. Sınavda abi rakam ver, rakam ver biter mi lan bu? Ortak çarpan var mı? Var. Kaç parantezini alınabilir? 9. 9 parantezini aldım. Burada ne kaldı? 5 artı a eşittir. Karşı tarafta 11 çarpı b. Sen asal sayıları boşuna mı öğrendin? Burada asal olan 11 var. Demek ki karşı tarafta da çarpanlar içinde 11, 22, 33 gibi sayı olacak. E a bir rakamsa burası en fazla 11 olur. A da otomatikman 6 olur. Ne kadar hızlı bulduk ama. Şimdi burası 11. 11'ler sadeleşti. B'ye ne kaldı? E sadece 9 kaldı hocam. İnanılmaz hızlı bulabilirsin. Sınav anda yeter ki bunu yap. Tamam mı? AB B sayısına geldi? 69 geldi. Diğeri 96 geldi. Topladım 5. 15, 5 elde var. 1, 15, 1 de elde. 165. Doğru cevap D seçeneği. Üçün soru. 3 üç basamaklı bir doğal sayının onlar basamındaki rakamının karesinin bir eksi. Bu doğal sayının birler ve yüzler basamındaki rakamlarının yan yana yazılmasıyla oluşuyorsa. Bu da sayıya yapışık sayı denir. Bak orada da örnek veriyor. 365 ve 513. Gerçekten 365'i al. Ortadaki sayı yani onlar basamanın karesinin bir eksi. 36 biri gitti ne kaldı? 35. A birle pardon yüzlerle o birler basamanı yan yana yazdım 35 çıktı. Ya da aynı şekilde 563'ü al. Hocam altının karesinin bir eksi 35 dedin. Bak birlerle yüzleri yazınca yine sağlıyor. Bu durum bizim için yeterli diyor. İki durumda sağlıyor diyor. AB5 BC B, iki sayıları birer yapışık sayı olduğuna göre A artı B artı C toplamı nedir? Bir daha söylüyorum. ÖSYM dene yanıl dene yanıl dene yanıl. Bayılır. Ama doğru yerden başlarsan o kadar fazla zaman kaybetmezsin. Şimdi elinde ne var? A, B, 5 varmış. Şurada 5 varmış. A, B, 5 sayısı. Yapışık sayı. Kural ne? B'nin karesinden 1'i çıkaracağım. Karşı tarafa geçeceğim ya A5'e eşit olacak ya da 5A'ya eşit olacak değil mi? İkisinden birine eşit olacak. Ya birlerle yüzler ya yüzlerle birleri yan yana yazınca ki cevabı eşit olacak. Bir sayı daha var elimizde. B, C, 2 sayısı var. Bu ne diyor bana? B'nin karesi, özür dilerim C'nin karesi, eksi 1'in cevabının B2 ya da 2B olduğunu söylüyor. Benim gözüme şurası ilişti arkadaş. Ya ben bu taraftan başlasam. C'ye değer versin. Bak şimdi. 1 versem 0 gelir olmaz. 2 versem C'ye ah yanlış da siliyorum sürekli. 2 versem C'ye ne yapar? 4. 4'ten 1 çıktı 3. 2 basamaklı bile yapmadı. 3 versem 9. Gitti. Yetmedi. 4 kere 4 16 bak. 16'dan 1 çıktı 15 ama ikili bir şey olacak. İkili bir şey gelmedi. Geç. C'ye 5 verdim. 5 kere 5 25. 1'i gitti. 24. Hocam bak burası özür dilerim. 4 olursa 42 olur olmaz ama 24 bu şekilde sağlanır. Eğer C5 ise B4 geliyor hocam. Güzel deneme yanılma yaptık değil mi? Geldim hemen yan tarafa geçtim. B'ye 4 verelim. B'ye 4 verdim. 4'ün karesi 16. 1 gitti 15. Harika tutuyor 5'ler. O zaman A'ya ne kaldı? 1 kaldı hocam. A'nın cevabı nedir? 1'dir. Dene yanılma sorusu. Belki çok kolay soru tarzlarıdır eğer görürsen. Göremezsen en az 5 dakikanı yer. 1 artı 4 artı 5 dedim. 9 bir daha 10 dedim. Doğru cevap A seçeneği. Bunları niye çok fazla çözüyoruz? Ne kadar fazla karşına gelirsen nasıl başlayacağını daha iyi anlıyorsun. Mesela bak bu da öyle. Bu da inanılmaz deney yanıl sorularından biri. 4. ABC sıfırdan birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Yine önemli cümle geldi değil mi? Sıfırdan ve birbirinden farklılar. İki basamaklı AB doğal sayısı ile iki basamaklı BC doğal sayısının toplamı. Bir dakika. Ne dedin sen hocam? AB ile... B, C'yi topladım. İki basamaklı C, A doğal sayısının 3 eksiğine eşittir. C, A doğal sayısının 3 eksiğine eşittir. Bu koşulu sağlayan A, B, C rakamlarıyla yazılabilecek kaç farklı 3 basamaklı doğal sayı var? Hocam zilyon tane vardır diyeceğim değil mi şimdi? Aslında değil bak seçenekler ne kadar az. O zaman başlayalım. Ne var burada? 10 tane A. Çözümleme yapacağım. Başka bir yolum yok gözüküyor. 10 tane B, 1 tane C. 10 tane C, bir tane A, bir de eksi 3'üm var. Ne yapabilirim? A'lar C'ler. Herkes karman çorman. Herkes pozitif olacağı yere gitsin. Bak bunlar burada kalsın. 11B yapar. Hatta bunu da bu tarafa aldım. 11B'nin yanına ne gönderdim? Artı 9 tane A kaldı. Bak bunları birbirinden çıkardım. 9 tane A kaldı. Bunu karşıya attım. 9 tane C yaptı. Bir de eksi 3'ü var. Bir dakika ya bir şey dikkatimi çekti dedim. Hocam bizim burada gördüğümüz ne var? Ne var? Ne var? 9A var. 9c var. Bunlar yan yana gelse nasıl olur? 11 tane b eşittir 9c eksi 9a eksi 3. Özellikle niye bunları yan yana getiriyorum? Ortak çarpanlı ifadeler yan yana gelirse sayı vermesi daha kolay olur. 9 parantezin aldım. C eksi a'nın 3 eksi 9 da çarpılıp 11 çarpı b eşit olacak. 11 asal sayı. Karşı tarafta 11 çarpanı olacak arkadaş. Kurtulu yok. Şimdi C eksi A'yı düşünüyorum. Hocam 1 olsa 9'dan 3 yetmez. 11'i bulacağız bir kere. 2 olsa 2 kere 9 18. 3'ü gitse 15 yetmedi. 3 olsa 3 kere 9 27. 3'ü gitti 24 olmadı. 4 kere 9 36. 3'ü gitti 33. Hocam C eksi A 4 olabilir. Başlayalım. A, B, C. C eksi A'ya kaç dedin hocam sen? 4 dedin. En tepeden başlıyorum. 9 olsa 5 olur değil mi? 8 olsa 4 olur hocam. Aradaki farkı 4'ü korumaya çalışıyorum. 7 olsa 3 olur. 6 olsa 2 olur. 5 olsa 1 olur. 4 olsa 0 olur. Demezsin herhalde. Biraz ayıp olur. 0'dan farklı diyor çünkü. Şimdi eğer ben 5'e 9 yani buranın tamamının 4 olduğuna karar verdik bir kere. 4 kere 9 36. 36'dan 3 çıktı ne kaldı? 33. Bu neye eşit? 11 çarpı B'ye eşit. E B'ye ne kaldı? 3. Hocam burası 3 olur, burası 3 olur, burası 3 olur, burası 3 olur, burası 3 olur. Ama bu ihtimaller arasında 3, 3, 3'ü kullandığın için buna eler misin, elersin. Başka rakamlara aynı olan var mı diye şöyle gözlerimi gezdiriyorum. Başka da bir şey göremedim. Peki hocam bu AC olayında 4 haricinde aradaki farkın 4 olduğu durum haricinde başka ihtimal yok mudur onu da bir deneseydik. Deneyelim. Aradaki fark 5 olsa 5 kere 9 45. 3'ü gitse 42 yetmedi. Gel 6 kere 9 54. 3'ü gitse 51 yetmedi. 11'e bölünmüyor yani. Ee, 6 dedik. 7 olsa 7 kere 9 63. 3'ü gitse yetmedi. 8 kere 9 72. 3'ü gitse yetmedi. 9 kere 9 81. 3'ü gitti. 78 kaldı o da yetmedi. Demek ki bu kadar ihtimal var. 1, 2, 3, 4'tür. Doğru cevap D seçeneğidir dedim. Ve bir bölümün daha sonuna geldim. Ya yo bir bölümün sonunda gelmedik. Dördüncü soru bitti. Hocam hayırdır heyecan yaptı. Beşin soruyla devam ediyoruz. Beşin soru. R, M, T, H rakamları için. Rehber matematik tayfa diyelim. Selam gönderelim. Videoyu hala beğenmediysen, yorum atmadıysan R, M tayfa. Atarsan çok makbule geçer onu da söyleyeyim. Toplama işlemi veriliyor. 2025 tayfaya da gelsin bu soru. R, H, T küçüktür. R, M, T'den. Tamam. Üç basamaklı sayıda R'ler birbirine eşit. Direkt gördüğüm nokta ne? Bak bunu böyle gizlemeye çalışmış ama gördüğümüz en önemli olay şu. M sayısı H sayısından bir kere kesinlikle büyük. MHR çarpımı en çok kaçtır? Benden bunu istiyor. Bu soru aslında yine dene yanıl sorusu. Öseminin sevdiği tarzda başlıyorum. T var. T var. T var. 3 tane T'nin toplamı 5. Mümkün değil. Öyle bir rakam yok. Sildim. Aa bir dakika hocam. 5 olsa 5 olsa 5 olsa 3 kere 5. 15'in 5'i elde var. 1. Böyle olabilir mi? Olur. Bu bir ihtimal. T yerine yazılabilecek sayılardan biri 5. Başka var mıdır? 25 olabilir mi? Olmaz. 35-45 olmaz abi. Oraya kadar o 45 olabilmesi için kişi başı 15 olmaları lazım ama onlar rakam değil mi? T kesin 5. T'yi zaten burada bombalıyor, veriyor bana. Şimdi burada 2 tane bilinmeyen var. Bir de R 3 tane bilinmeyen var. Ben nasıl çözeyim? Bilemem. Ama şunu biliyorum. M artı H artı R'nin toplamı bak sonu 2 ya. Elde var 1 buradan geliyor 15'ten. Birini düş. Yani şöyle bir şey. Ya 11 ya 21. 3 tane rakamın toplamı 31 olabilir mi? Olamaz. O zaman 2 ihtimal var. Ya 11 ya 21. MHR'nin toplamı. Güzel. Bak ilerlemeye başladık. Geldim şuraya RRT'ye. Hocam T'yi 5 verdin. Sonuç 20 çıkıyor. Yani 2 tane R ile 5'i topladım. Cevap 20. Ama soldan da gelen belki elde var. Hocam elde var 1 gelmedi diyelim. Yani buradan 0 geldi. 5'i karşıya attım. 2R 15 olmaz. Bölünmedi. O zaman elde var 1 gelirse hocam yan taraftan. Şöyle çözsem karşıya attım 15 hatta 1'i daha gitti. Ne kaldı? 14. 2 tane ise. R'nin cevabı ne olabilir? 7. Ama yan taraftan elde var bir gelmesi lazım. Bak elde var bir gelirse R'nin cevabı ne oluyormuş? 7 oluyormuş bekle. Ya elde var 2 geliyorsa hocam. 2R artı 5'in cevabı 20 ise 2'yi karşıya atarsam 18. 5'i de karşıya atarsam işte 13. 2 tane R'ye eşit. Buradan da gelmez. Elde var. 2 ihtimalinde kapattı soru aslında. Yani seni tamamen buraya kilitledi. Güzel. Hocam R ye cevabı 7. M ile H'ye değer vereceğiz. Toplamları yalnız 4 olacak ki toplam 11'e gitsin. Ama M daha büyük olacak. 3'e 1 veririm. Başka verebilir misin? 2'ye... Abi veremiyorsun. 4'e 0. Ha belki evet 4'e 0, 7 oluyor oluyor. Bak bu sağladı. Tamam da M'nin en çarpımında en çok değeri diyorsun. O zaman 3 çarpı 1 çarpı 7. 3 kere 7 21 başka sağlayan var ama o da sıfıra götürdü o da benim işime gelmedi. Rakamları sıfırdan farklı dememişim değil mi dememişim o zaman sıkıntı yok. Yine asal sayılarda böyle destekli sallamanı istediğim nokta birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere A artı B artı B çarpı C'nin cevabı 27. A artı B artı C toplamının en büyük değeri X en küçük değeri Y X eksi Y farkı nedir? Şimdi bak çok dikkatli düşün burası ne hocam? Tek sayı. Kabul mü? Bununla bunun toplamı o. İkisi de asal sayı. Şimdi hocam burası tek gelse burası da tek gelse cevap tek gelmez. Çift gelir. O zaman bunlardan biri kesin çift. Ya abi bu asal sayı bu tek olsa bu çift olsa sağlıyor değil mi? Tek çift daha tek. Güzel. Şimdi döndüm bu tarafa. A artı B çarpı C 27 ve burası kesinlikle çift. İki tane asal sayının çarpımının çift yapmasının tek bir yolu var. İki yani 1 2 olacak. Ha A olur, B olur, C olur. Bana ne? 1 2 işte. Ben B 2 seçtim abi. B 2 olsun. Biz A artı B artı C'nin en büyük değerine gitmeye çalışacağız. O zaman verebildiğimiz değerleri bir değerlendirelim. Mesela bak şuna 2 dedim. Şuna 3 desem 2 kere 3 6. Karşı atsam 21. A'ya asal sayı kalmadı. A'ya da asal sayı kalacak bu arada. C'ye 5 asalını verdim. 2 kere 5 10. Karşıya attım. A'ya 17 kaldı. E güzel. Bak gayağı güzel değer elde ettik. Burası 17. Burası da 5. Kabulümüzdür. 5'ten devam ediyorum. 6 veremem. 7 verdim. 2 kere 7 14. 14'ü karşıya attım. Süper. Ne kaldı? 13 kaldı. Yani A'ya 13. B'ye 2. C'ye ne vermiş oldum? 7 vermiş oldum. Devam ettim. 7'den sonra hangi asalımız var? 11. Çarptım ne geldi? 22. 22'yi yazdım. 5 kaldı. 5, 2, 11. Vaa wow, bayağı da asal sağlıyormuş yalnız. enteresan bir şekilde. 13 verdim. 26 kalan 1 oldu. İşime gelmedi. Başka da sayı kalmadı. Şimdi bu sağlayanlar arasında da ne arıyoruz biz? En büyük değer. Hangisinin toplamının? E toplayalım hocam. Şuradan 7. 2 kere 7. 14. 24. Şuradan 20. Şuradan 22. Şuradan 7. 11 daha. 7 ne yaptı? 18. En büyük değer 24. En küçük değer 18. Aradaki fark 8'dir dedim. Doğru cevap D seçeneği. Geçtik sıradakine. 7 soru. X, Y, Z birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. X çarpı Y'nin cevabı ondan küçük. X çarpı Z'nin cevabı 15'ten büyük. Y çarpı Z'nin cevabı 8 ifadeleri veriyor. X artı Y artı Z toplamı en az kaçtır? Şimdi soru çok zor durmuyor. Dene yanılın. Hemen buluruz hocam diyorsun. Hatta başlayacağım yeri belirledim diyorsun. Y çarpı Z'ye ne yazdın? 8. Mantıken de şunu yazdın hocam. Bunlar birer rakamsa 1'e 8 olabilir. Doğru mudur? Hocam 2'ye 4 olabilir. Doğru. Ama başka ihtimaller de var. Örneğin 4'e 2 ve 8'e 1. Şimdi gidip burada tek 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 yerlerine yazabilir, deneyebilir, cevabı bulursun. Ama kısaltalım mı bu soruyu biraz? Önemli bir bak büf noktaya değineceğim. Muhtemelen belki de böyle çözmedin. X de Y'yi çarptın 10'dan küçük, X de Z'yi çarptın 15'ten büyük. Sence Y mi daha büyük, Z mi? Hocam Demek ki Y, Z'den küçük. Bu bilgiyi sen bana çaktırmadan vermişsin. Bunu eledim, bunu eledim. E geriye 2 ihtimal kalmadı mı? Bunları denemesi daha kolay değil mi? O zaman aldım bunu aşağıya koydum. Şimdi deneyelim bakalım bunları. Diyelim ki Y yerine 1 verdim. X çarpı 1 küçüktür 10. He, Y yerine 1 verince X yerine de bir sürü rakam verebilirim. Gel bakayım buraya. Z yerine de x çarpı z yerine kaç yazıyor? 8. Büyüktür 15. Bak burada 2 olabilir x değeri. Aynı şekilde yukarıda 2 olsa 2 kere 1 2 10'dan küçük. 2 kere 8 16 15'ten büyük. Her türlü x eşittir 2 en küçük değeri için sağlıyor. Y 1 oluyor. Z ne geliyor? 8 geliyor. Hocam daha küçük olabilir mi acaba? Bir görelim bakalım. Şimdi bu ihtimalde olabilecek en küçük x, y, z toplamını buldum. Buna geçtim. 4, 2'ye geçtim. Z'ye 4 verdim. X büyük olacak 15'ten. Y'ye 2 verdim. 2 X küçük olacak 10'dan. Her tarafı 2'ye böldüm. X küçük olacak 5'ten. 5'ten küçük olan ve birbirinden farklı rakamlardan vereceğiz. Ne verebiliriz diye düşünüyorum şimdi. Ee, Burada X'e 0 veremiyorum. Şurada da 15'i geçeceğim. 4 kere 4 16 verebilirim en küçük X'e. X'e en küçük 4 verebilirim. Y'ye bu durumda ne verdik? 2. Z'ye bu durumda ne verdik? 4 bir dakika x'e de z'e de verdi rakamlar farklı olsun diyorsun. Rakamların farklı olması için buna 5 vermeye kalkacağım. E burası 5 beş olunca 5'e eşit olacak. Bu ihtimali kapattım. Aslında sadece bir ihtimal var. Toplamı da yan yana iki kazık anlam çok yazık. Doğru cevap 11. Güzel soruydu. Geldim 8 numaralı soruya. Var ya bunu çözecek baba yiğit çok azdır. Bunu çözen astronottur. Bunu çözen helale hoş olsun. Harbiden helale hoş olsun. PQR Nasıl sayılar? Her biri asal sayılar. Tamam. 7 p q eksi 2 p eksi 14 r 238 eşitliği veriliyor. P artı q artı r toplamı kaçtır? Abi bu ne? Doktor bu ne? Bu nasıl çözülecek? Şimdi bu soruda aklına ilk şu geliyor değil mi? Hocam burası çift. 14 r çift. 2 r çift. Düşünüyorum. Çiftleri birbirinden çıkartıyorum. Cevap çift çıkacak. Ne olur? Tek olmaz herhalde değil mi? Çift. O zaman P, Q, R'den biri kesin 2'dir. P, Q, R. Bunlardan biri kesin 2. Ama hangisi 2 bulamam. Devam bakalım. Başka ne yapabiliriz? Herkes bunu yapar buraya kadar. Buraya kadar sıkıntı yok. Eksi 2 P. Eksi 7 çarpı 2 R eşittir. 238. Ne yaptın hocam sen? Bak ne yaptım? 14 R'yi 7 çarpı 2 R diye ayırdım. Bir dakika ya. Bu 7 çarpanları böyle niye verildi? 238. Canım sıkıldı. 7'ye bir böleyim dedim. 3 kere 7. 21 çıkarttım. 28. 4 kere 7. 28. Karşı taraf 7 çarpı 34. Hocam burada 7 çarpanı var. Burada 7 çarpanı var. Burada da 7 çarpanı olmalı ki. Ya bu 7 çarpı 34 sadeleşsin. 7 parantezini alayım sadeleşsin. Yoksa o asal sayı nasıl gidecek oradan? Bir dakika. Diyorsun içinden. Hocam P7 ya. Bak. Şimdi şurayı sil. Şurayı sil. Şurası ne? 7. Hocam bunlardan biri 2 olacak. Harikasın. Şimdi şu P'ye biz bir 7 verelim. P'ye 7 verince şurada 7 kere 7 49 QR. yok 7 vermeyelim. 7 parantezini alalım. 7 QR kaldı burada. Eksi 2 kaldı burada. Eksi 2 R. Cevap karşı tarafta 7 çarpı 34. 7'ler 7 birbirini. 7'ler 7 birbirini. Geldim şuna. 7 QR eksi 2 R 2'yi karşı attım. Cevap 36. Dedin ki hocam sen bunlardan biri 2. Sırayla başlayalım. Diyelim ki R2 olsaydı hocam. Bir görelim bakalım ne gelecek. 2 olsaydı 2 kere 7 14. Q geldi. 2 kere 2 4 geldi. 36. 14 Q eşittir 40. Tamam da Q buradan tam sayı gelmiyor. Patlıyor. Demek ki R2 olamaz. Q2 olsaydı belki buradan da patlayacağız. Bir görelim bakalım. Q2 olsaydı 2 kere 7 14 R eksi 2 R eşit 36 gelirdi. Buradan 12 R eşit 36 R'ye de ne kalırdı? 3 R asal sayı olarak 3 çıkardı. Bu da sağlardı. O zaman giderim yerine. R yerine 3 yazarım. Q yerine 2 yazarım. Bunların toplamını istiyordun sen. Doğru cevap 12'dir derim. Vurdum cevap B'ye. Ay maşallah. Bu soru başka bir şey ya. Bu soru gerçekten başka bir soru. Sıradaki. Dokuzun soru. A, B, C. Sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Bir dakika. Bunu hemen işaretle. Sıfırdan ve birbirinden farklar. Burası önemli. ÖSM bunu çok yapıyor. A, B, B C doğal sayıların her ikisi de asal sayı olacak. A, B, B C doğal sayısına bu durumda asalımsı sayı diyoruz. Buna göre en büyük asalımsı sayı ile en küçük asalımsı sayının farkını soruyor. Bir dakika. Önce neyi hesaplayalım? En büyüğü hesaplayalım. En büyüğü hesaplarken ne yapacağız? En büyük rakamı kullanacaksın A yerine. Ne yazarsın? 9. 99 yazamıyorum. 98 yazamıyorum. 97. A, B. iki basamaklı sayısı. Asal mı asal? Şimdi B, C'yi yazacağım. B'yi buldum. 7. C ne olabilir? Yazabileceğim en büyük rakamı düşünüyorum. 9, 7 yazamıyorum. 5 yazamıyorum. 3 yazabiliyorum. Yazabileceğim en büyüğü bu. En küçüğünü yazalım. Bak ne kadar hızlı yazıyoruz değil mi? Senin de bu kadar hızlı düşünmen lazım artık. Hocam A en küçük rakam olmalı 1. B en küçük ikinci rakam olmalı. 3 asal oldu 13. 3'ü mü yazdım. Şimdi dedim ki 30 ile başlayan asal sayı olacak. Burada kullandım. Rakamları kullanamam. Normalde 31 de asal sayı ama 1'i yazamıyorum. Aynı sayı olamıyor ailece. O zaman yazabileceğim en küçük rakam 7. Geldim bunları birbirinden çıkardım. Şurada ne kaldı 6. Şurada ne kaldı 3. Burada ne kaldı 4. Burada ne kaldı 8. 8436 ile doğru cevap D seçeneğidir dedim. 9 biter. Gelsin o 10 numara soru. Sert bir soru söyleyeyim. M ve N doğal sayılardır. A sayısı 40 faktörel eksi M faktörel. Bu sayının sondan 7 basamağı 0. Bu sayının sondan 4 basamağı 0. M eksi N farkı en fazla kaçtır? Bir kere şunu bir düşünelim. M büyük olacak. N küçük olacak. En fikir miyiz? Peki. 40 faktöriyelden M faktöriyeli çıkarınca sondan 7 basamağın 0 olduğunu nasıl anlayacağız hocam? 40 faktöriyelden Devam ettiğimde sondan bir sürü basamağı 0'dır. Kabul mü? Hatta sondan kaç basamağı 0'dır dediğimde 5 kere 8 40 yapar. 0 bir daha 5 öbelerim. 5 kere 1 5 çıkarttım 3. 8 bir daha. Sondan 9 basamağı 0. Ama M faktöriyelin Sondan kaç basamağı 0 olursa sondan 7 basamak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak 0 olur. Tabii ki M'nin de sondan 7 basamağı 0 olursa olur. Heee m faktöriyelin sondan 7 basamağı 0 olacak. 1 çarpı 5. Bak 1 0 burada var. Yani bir tane 5 çarpanı var. Geldim ona. 2 kere 5 10 olduğu için ikinci sıfırımız burada var. Geldim 15'e üçüncü sıfırımız burada var. Geldim 20'ye burada 4. sıfırımız var. Geldim 25'e burada 5. sıfırımız var. Ama dikkat. Abi 5 çarpı 5. 2 tane 5'lik geliyor. O zaman 2 tane 0 birden gelir. 4'lük 5 6 olduk dikkat et. 30'a geldim. Hocam 7. sıfırı attık. Ama M'nin alabileceği en büyük değeri istiyorum. Ta ki 35'e geçtiğimde 8. 0 gelir. O zaman M kaç olabilir? 34. M'yi buldum hocam. 34. Kenara notumu aldım bitirdim. Aynı mantıkla bunda da sondan 4 basamağın 0 olması N faktöriyle bağlı. 1'den 5'e kadar bir tane, 5'ten 10'a kadar bir tane daha yaptı. 2 sıfır. 15'e geldim 3-0. 20'ye geldim 4-0. M'yi nasıl seçiyorduk? Pardon N'yi nasıl seçiyorduk? En küçük seçiyorduk. O zaman N'yi ne seçeceğim hocam? N'yi de 20 seçeceğim hocam. Ne istiyordun? 34'ten 20'yi çıkar bir zahmet diyordun. Doğru cevap 14'tür. Yani cevap E seçeneğidir. 11. soru n bir doğal sayı x de bir gerçel sayı olmak üzere n faktöriyel sayısı 60 çarpı 72 çarpı 70 çarpı x, x şeklinde yazıldı. Buna göre x gerçel sayısı sayılarından hangisine eşit olabilir mi? Bunun çok benzeri gelmişti ve inanılmaz lezzetli bir soru bak şimdi. N faktöriyel sayısını 60, 60 dediğim sayı zaten neydi hocam? 2 çarpı hatta 3 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde yazıyordum. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazdım. Burası 60. 72 neydi? 72 9 kere 8 72 idi. 8'i yazmak için 3 tane 2'yi çarptım. 9'u yazmak için 2 tane 3'ü çarptım. Geldim 70 sayısına ne yazdım? 2 çarpı 35. Yani 2 çarpı 5 çarpı 7 yazdım. 2 çarpı 5 çarpı 7 yazdım. Yanlarında da bir de ne var? x çarpanı var. Abi geldim şimdi baktım. Başlıyorum. Birincisi için başlıyorum. Tamam mı? Hocam 11 yazarsak x'e burası bir faktöriyelli sayı olur. Şimdi bakıyorum bunun ucu nereye gidiyor? 11'e gidiyor. Demek ki ne faktöriyel dediğim sayıyı sen 11 faktöriyel yapmaya çalışıyorsun değil mi? Bakalım. 1'i yazdım. 1 çarpanı kafadan yazabiliyorum. 2'yi buradan aldım. 3'ü buradan aldım. Devam. 2 kere 2 4. 4'ü buradan aldım. 5'i buradan aldım. 2 kere 3, 6'yı buradan aldım. Çat, 7'yi buradan aldım. Geliyor sanki. Ne dersin? Baktım. 2 kere 5, 10. 10'u buradan aldım. Lan 9'da 8 kaldı. Bakıyorum. 2 kaldı, 3 kaldı, 11 kaldı. 11'i buradan aldım. E, 2 ile 3'ten 11 yapamam ki. Pardon. 9 ve 8 yapamam ki. Demek ki 11 yazdığımda ne faktöriyele ben bir sayı yazamıyorum arkadaş. O yüzden burayı eliyorsun. Şimdi sil bunları. Baştan tekrar başlıyoruz. N faktöriyel gitti. 11 olmadı. Hocam 132 olabilir mi? Ya ne alaka ya? X yerine 132 yazacaksın. 132 ne demektir? 11 ile 12'nin çarpımı demektir. Hocam sen az önce çok yaklaşmıştın. Hani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı. Ne demiştin? 10 çarpı x'e 11 vermiştik. Tamam 11'i de kullandım. 12. Bir tek 9'da 8 yoktu. Elimizde de bir tane 2 ile 3 kalmıştı hatırla. 12 dediğim sayı 3 ile 4 müdür? Elimizde de bir tane 2 ile 3 mü kaldı? 2 kere 4 8, 3 kere 3 9. Aslında az öncekileri silmezeymişim. Bunun sağladığını gösterebiliyormuşum. Muhteşem değil mi ya? Ya gerçekten düşünmesi zor bir soru bu. Tabii ben böyle hızlıca çözünce sanki çok kolay gibi geliyor. Yoksa düşünüp yapmaya çalışınca bayağı zorlar. 1 bölü 60 olabilir mi hocam? Sildim x'i. Geldim buraya 1 bölü 60 yazdım. 60 dediğim an en baştaki 2, 2, 3, 5'i götürdüm. Dedim ki acaba bu bir faktöriyel yapar mı? Bakalım 1'i yazdım, 2'yi yazdım, 3'ü yazdım, 2 kere 2, 4'ü yazdım, 5'i yazdım, 2 kere 3, 6'yı yazdım, çat 7'yi yazdım. Ne oldu bu ifade? 7 faktöriyel oldu. Ne faktöriyel olabilir mi? Olur. 1 bölü 60 da yazılabiliyormuş. İlginç. Doğru cevap. E seçeneğidir dedim. Ve geldim günün son sorusuna. Ey güzel arkadaşım. Full tekrar sorusunda. Ne yaptık? Konuyu tekrar ettik. Soru avcısını bitirdik. Ama önce sen sonra ben çözdüm. ÖSYM sorar. Yani ÖSYM tipi tıpkı ÖSYM sorularını da beraber çözüyoruz. Ama burasında eğer kendi başına çözdüysen, cevapları karşılaştırdıysan inşallah güzel netler almışındır. Çok güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Bu serinin devam etmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, özellikle yorum atmayı unutma diyelim. Tamam mı? 15 katlı bir apartmanda her katta bir daire bulunmaktadır. Bu da apartmana sipariş götüren bir kurye asansörü kullanarak siparişleri müşterilerine, müşterilerine teslim etmektedir. Bu apartmanın asansöründe her kat için üzerinde kat numarasının bulunduğu düğmeler vardır. Kuryenin siparişleri dağıtmak için uğradığı katların numaralarının çarpımı 10 faktöriyel olduğuna göre kurye asansörde en az kaç tuşa basmıştır? Hocam birden 10'a kadar bassın 10 tane tuşa basar. Seçeneklerde 10 var. Ama en azı sorduğuna göre bu sazan olabilir değil mi? Şimdi şunu bir düşünelim. 10 faktöriyelle basabilmen için 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Doğru mu? Bak 1'e basmana bile gerek yok. Burada en fikiriz. Bir kere 7'ye kesin basacak mıyım vazgeçtim. Bak şöyle yaptım. 2 kere 7, 14 numaraya basabiliriz. Ne dersin? 2 ile 7'yi kullandım. Bir tane bastım. Hocam bak 3 ile 4'ü ya da 3 ile 5'i kullanalım. Daha büyük bir rakam kullanmış olurum. 3 kere 5 15. Hocam 15'e bastım. 2 tane sayımı sildim. Ona mecbur basacağım hocam ya. Kurtuluşum yok. Buna bastım. Baktım şimdi. Başka ne gelebilir? Bu nedir? 3 çarpı 3'tür. Bu nedir? 2 çarpı. 2 çarpı 2'dir. Bu nedir? 2 çarpı 3'tür. Bu nedir? 4'tür. 2 kere 4 8. Basacağız bu 8'e kurtuluş yok. 3 kere 3 9. Basacağız bu 9'a başka yolu yok. Şuradan ne geldi? 2 kere 2, 4. Ya da öyle yapmayalım. 2 kere 2, 4. Oo, güzel. 2 kere 2, 4. Buradan 3 geldi. Cırt cırt cırt. 3 kere 4, 12. 12'ye bastık hocam. 2 kaldı tek başına. Gittim bir de 2'ye bastım. Toplam kaç tane tuşa bastım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 tuş. Nereye? 7 tuş nere? Doğru saydık değil mi? 3, 3, 6, 1 daha 7. Vurdum cevabı 7'ye. Efendim 12 sayfalık ne yaptık? Tıpkı ÖSYM sorusuyla, soru avcısıyla, konu tekrarıyla full tekrarın sonuna geldik güzel arkadaşım. Yoruldum mu yoruldum. Ama değdi mi? Yorumlarda bakacağım. Yorumlarda gerçekten değdiğini görürsek ne mutlu diyeyim. Gerçekten yorulduk ama umarım değdi diyeceğiz. Full tekrar serisinde. Konu anlatım bitti tekrarı. Soru avcısı bitti tıpkı ÖSYM e bitti. O halde temel kavramlar konusu bizim için bitmiştir. Sıradaki konuyla 49 günde TYT Matematik'te bir sonraki konumuz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar full tekrarda yeniden görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Hoş kal, hoşça kal.